İbrahim, şimdi Damla burada haklı. Hala, ya haklı, bak, haklı. Bak, tamam şöyle. Beyhan abla ya. Aşkım, ağzından çıkmış bulundu, şey sorma. Hala diyor ki, o yani şerbeti güzel çekmiş. Üç tane, burada bir dört tabak var. Üçü aynı da biri farklıysa, bu farklının bal da olsa o farklı yani. E sen düne kadar bulamıyordun. Ne oldu sana? Şimdi yani ya, bir kere buldun diye. Ne oldu şimdi? Ya, Beyhan Hanım'a şey yapıyorsun. Ya. Bak şimdi. Karşınızda kim var? Kim var? Beyhan, kim var? Beyhan Hanım var. Farklı bir Beyhan var. Biz göremedik o farkı. Sen uştu, nerede fark uştu, var? Uçtu. Hiçbir değişiklik yok. Ben artık dersime çalıştım. Ha, ondan sonra dersi yok. Prova mı yaptınız bak, evde? Ders yok. O zamana ders kadar hiçbir şey dikkate almıyordum. Artık ben buraya 25 bilerdi kazanmaya. Yeşim, ama elendikten sonra çok iyi çalışmışsınız herhalde. Beyhan teyze vallahi ilk günden eliyle koymuş gibi buldu seni. Gerçekten ben çektim kızlar nasıl çalıştığını. Aa, ya. Bakın gerçekten bana belki inanmazsınız çalıştığını. Çünkü genelde sallamıyor ya. Ama inanın bana çalıştı. Belki bizimkiler de feyiz alır. Bir izleyelim. Ben çektim getirdim, bir izleyelim ya. Ben şu an şoktayım. Gerçekten kayınvalidem geldiğinden beri kendi şuraya kapattı, bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını anlamadım. Şimdi ben gelsem bana onları göstermez. Ben onu birazdan yakalarım. Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum şu anda ama tam anlayamadım. Birazdan bir daha çekeceğim. Oradan bir ayrılsın da. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. İlk defa ciddiye alıp çalışıyor ya. Tabakları falan çalışıyor galiba. Bu ne ya? Tabakları kim biliyor? Yok artık ya. Evren alınacaklar. Tişört parası. 15-20 TL baklava, 100 TL pahalı eledik. Gerçekten bunlar ne ya? Bu mu çal... Allah'ım ben de neler düşünüyorum ya. Şuraya bakar mısınız ya? Tabakları yazmış. Tamam hadi bunu anladık da. Birinci gün hissettiğim. Yandık. Yandık. Bunlara kaldıysa benim işim. Bu ne böyle, kitap okumaya da başlamış. Ne etkili konuşma, daha iyi dinlemek. Hey Allah'ım ya, onun çalışacağına ben niye ümitleniyorsam, onun çalışması da ancak bu kadar olur yani arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Ben de bir an için ümitlenmiştim. Kayınvalidesine taktik vermesini istiyorsunuz ya, kayınvalidelerinize işte versin taktik. Yok adam, şimdi yok, ne yapıyor orada Beyhan teyze ya? Bulamıyorum, ders çalışayım dedim, onu da getirdim burada. Nasıl insan ders çalışma ya? Senin derdin ne? Oraya yazmış. Evren, bir de liste oluşturmuş. Evren, Esra, Fatih, ekibin tüm şeyleri yazmış. Oraya bak, yazmış altına tişört, bir de bütçe bak. Bütçe analizi yapmış, tamam mı? Faturalandırsaydım bir de. Altlarına 50 TL, 100 TL, sonra baklavanın üstünü çizmiş. Bu pahalı, bunu eleyelim. Tabii ki baklava pahalı diyeceğim. Kazandığın altınlardan bir kuruş para mı? Sen baklava aldın diye sana kadaniyemi söyleyecekler. Yeşim, bunları getirmek de senin derdin ne? Bak şimdiden boğazım ağrıyor benim ya sana bağırmaktan. Ya ben orada çalışıyorum, sen ne hareket ettin? Bu nasıl çalışma ya? Git yemek programı izle, yemek kitapları al, oku, eksikliklerini tamamla. Ya git Allah aşkına ya. İşine gücüne bak sen ya. Ben işime gücüme bakıyorum. Ya bu yaptığı normalmiş gibi konuşuyor bir de ya. Bende mi sorun var? Beyhan teyze hep böyleydi ama. Kimden nasıl tabak öğrenirim? Ya onların düşüneceğini, yeşim nasıl yapar diye düşünse daha çok bulurdu seni. Ben ders çalışıyorum. Ne var ki bunda? Ne? Seni buluyorum işte. Daha ne istiyorsun? İşin kolayına kaçmak istiyor ama yani... Yani... Asıl kolay şey gelin dinle yani. Ya anlamadığı kısım, daha önce de denedin. Evren Bey'in yakasına yapıştın, öbürünün yakasına yapıştın. Burada öyle bir sistem yok. Şimdiye kadar 9 ay burada yarıştım. Herkes diyor işte gelinin kabul gelin. Ben bu saatten sonra lezzet kazansın. Seninki de olabilir, seninki de olabilir, lezzet kazansın. Herhalde canım, zaten lezzetliyse lezzet, kazansın. Lezzete vermiyordu. Ben de dahil. Gelinimizi arıyorduk. Ha, gelinimizi arıyorduk. Ama şu an ne? Yani şu lezzete vermediği ye, kendi ağzınla söyledin ya, seni takdir ederim. Ama ben her zaman dürüstüm. Bak her zaman dürüst değildin, şimdi seni takdir ederim. Ben her zaman dürüstüm Nurten. Bak izledin mi? Yeşim'in kayınvalidesi ders çalışıyor. Sende hiçbir şey yok. Geldin gene buraya eğlenmeye. Ben ders çalışırdım. Sen çocuğu bana gösterseydin ben sana ders çalışırdım. Ne yapayım? Sen çocuğu bana göstermedin ki. Ben sana ders çalışsam. Senin yüzünden onun çocuğu torununun yanında. Ben sen anan kapısına gittim. Yattım kapıda da çocuğu göstermedin bana. Bizi burada elemeseydin, beni eve göndermeseydin sen de. Sen git yemeği yap.
Sonra konuşacağım bu konuyu seninle. Lütfen tamam. Sen de izle beni. Sen izle beni. Ben seni sonra konuşacağız. Ne çocuğu yemeği. Hasret ya. Çocuk mu? Çocuk ne alaka ya? Ne alaka? Ya boş boş konuşuyor işte. Ne bakıyorsunuz siz ona? Ya zaten bu kayınvalideler de bulamadığı zaman bahane mi yok onlara? Hepsi bir bahane üretiyor ya. Aynen, o konuda haklısın Yeşim. Çocukla konunun bağlantısını bile ben çözemedim daha hayırlısı. Ben de hiç yani. Yani birazcık sıkıştığı zaman yok çocuk yok oğlum. Oralara çekiyor tabii işte. Tabii tabii hepsinde aynı bahane. O diyor ki çocuk. Neyse zamanı değil, şimdi sonra anlatacağım size. Ben şimdi anlamadım bu gelinlerin hallerine, birbirlerine bakıp böyle şeyler. Güzel yapın olsun yani, hani yapın olsun verelim, evet, alsınlar evet, şimdi mesela evet, lezzetli evet. Yapın aynen, vermezsek aynen. O zaman. Siz yapamazsanız biz nereden bilelim yaptın yapacak mı yapmadın şey mı? Hanımlar şu günün yemeği kebap çatlatan bilginiz var mı? Siz burada 7-8 aydır buradasınız da belki size çıkmıştır. Yok çıkmadı bile. Çıkmadı mı? Yok. Kebap çatlamasını merak ettim, nasıl çatlayacak? Vallahi şef olan Beyan abla bilir. Beyti gibi mi acaba? Ama çatlamasını bilmiyorum, üstünün çatlaması. Ben de bilmiyorum. Adı da olabilir yani ama bu. Şimdi gerçekten artık şunu görün istiyorum ya. Ben burada tek başıma yarışıyorum ya. Benim kayınvalidem karton ya. Ben burada kartonla, bakın ben şurada kartonla yarışıyorum ya. Adalet mi bu? Biri bana şunun adalet olduğunu söylesin ya. Ana Yeşim başladı, bu ne ya? Ne oldu kız? Sizin kayınvalideniz bakın nefes alıyor, canlı, kanlı. Ben kartonla yarışıyorum ya. Burada kayınvalidemle yarışsam karşımda hiçbir konuşamazsınız. Şu an Beyhan teyzenin hakkını yiyorsun sen Yeşim. Evet, İki gündür buluyor seni, iyi çalışmışlar. Hayırdır, celallandın gene, hayırdır. Ya iki günde bak beş verdin diye bence sana hayırdır, gaza gelme. Hayırdır, celallendin, ne oldu? Bak sen bu 20 günde 9 ayda gösteremediğin başarıyı gösterirsen ben senin kalkıp elini öpeceğim. 8 aydır bana zararın dışında faydan oldu mu? Bu kolundakileri anan mı aldı? Ha, ana bak. Ana bak. Yakandaki çeyrekleri anan mı geldi bak, bu anladı? Annem şurada sadece fotoğrafıyla bile bana daha sana, çok katkısı var. Ha işte emin zaten ol. Benim moralimi bozdun bak, şimdi. Bak senin de. Burada ben panoya koca tablolarını yaptım. Bak koca tablolarını yaptım. Hiçbir işe yaramadı. Bir de diyor ki bilezikleri anan mı aldı? Yok sen aldın. Sen bana kartondan kayınvalide diyemezsin. Ben burada canlıyım, canlı. Canlısın ha, da. Canlıyım. Bak yaptın. Aç gözümü aç. Bak yaptığın tek aktivite nefes almak, yemek yemek. Puan nerede? Ne? Puan. Kız anan getireydin, ananı. Ben karelime bakarım, bak, ananı getir. Bak annem gelme diyor. Ananla yarış, tamam mı? Konuyu nasıl anneme çeviriyorsun? 30 merdiği de anan aldırdı sana. 42 tane çeyreği de anan aldırdı. Maşallah yani annem bak olmadığı halde bana burada enerjisiyle bile yetiyor. Anam ne ses varmış bunda da ya? Kız anam kız efendim. Bu herhalde bir adet şey zeytinyağı işte herhalde, sesleri cingir cingir olmuş. Benim ses geri kısıldı. Herkes anası burada yarışıyormuş gibi puan veriyormuş. Getir anasını oraya sokuyorlar. Strese giren sanki onların anası gibi anası. Ya Yeşim kadın orada ne güzel oturuyordu, sessiz sakin seni izliyordu. Kadının gene gittin iğneyle damarına bastın, Beyhan teyzeyi kışkırttın. Ya bak senin de dediğin gibi doğru bir şey söyledin. Herkes oturmuş orada gelinini izliyor. Bizimki orada uyuyakalmıştı, böyle gözü kapanıyordu. Biraz silkelemek istedim. Hayır yani ben gerçekten sinirlenmekte o kadar haklıyım ki. Yani ne söylesem hadi puanı geçtim. Bak bana yani verdiği zararları anlatmakla bitmez ya. Yani Yeşim bir şey söyleyeyim mi? Önceki çekimlerde evet gene haklıydın ki benim geldiğim çekimlerin çoğunda kayınvaliden seni buldu. He. Ama iki gündür kayınvaliden seni bulurken kayınvalidenin moralini neden düşürmek istiyorsun? Bak burada engin tecrübelerimi sana konuşturayım mı? Beni bulduğun zaman ben size ne demiştim biliyor musunuz? Yeşim, kız Yeşim. İki gündür iyi giderken sen benim şu moralimi niye bozdun? Ben senin burada 10 gün niye bana... Niye bozdun Yeşim? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kızım ben... senin aklın mı yok, senin bunun kasına geliyorsun. Bak... Hep aklın olsana ka. Bak sen burada bana 10 gün... Yeşim, bak, bana resmini oradan kaldır. Bak yine konuyu nasıl sen anneme bağladın? Bana resmini oradan kaldır. Gel ben zaten ona takıldın, kafayı kırarım, gelir kırarım onu. Senin bak, gelinin kendi yerli, kendi yerli. Biz gaz falan vermiyoruz Yeşim. Bir şey söyleyeyim mi?
Sen daha önce bana burada 10 gün arka arkaya 5 vermişliğin var. Ben size ne dedim biliyor musunuz? Aynı kelime şimdi o yüzden 2 kere üst üste 5 ver diye çok korkuyorum. Geliyor, büyük bomba geliyor dedim. Size bana inanmadınız. Ya Yeşim, siz... neyine inanalım? Benim kayınvalidemle keşke 5 gün bulsa da bir gün bulamazsa. Beni buradan elektrik gönderdi, daha neyini söyleyeyim? Damla gibi şey olmuş, ha? Damla gibi olmuş. Damladan mı öğrendin Nazlı bilmem. Hangisi birbirinden farklı ki? Evet, evet, farklı değildi. Hangisi farklı ki? Al birini, vur ötekini. Biz kayınvalide miyiz? Ha orada korkuluk muyuz bilmiyorum vallahi. Ya siz gerçekten ben artık puanında şeyinde değilim. Ben burada onu hani misafir gibi otursun diye getirtiyorum. Ben diğer kayınvalidelerden alırım, o sorun değil. Ama bana dışarıda neler yaşattığını anlatsam burada dudağınız uçuklar. Burada giydiği kıyafetler var ya üstünde gördünüz. Hani sponsorlardan falan da alıyor, giyiyor. Biz bunları hani götürüyoruz. Ben mesela kuru temizlemeye şeye veriyorum. Tekrardan getiriyoruz. Bu son dönemde böyle en son götürdük ya biz elendiğimiz için toptan veririz diye düşündük kıyafetleri. Ben dedim ki hadi yani aynı evde de kalmadık. Dedim ki hadi şu kıyafetleri bir an önce ver de teslim edelim. Bak Cemre Hanım sıkıştırıyor falan. Ses yok. Bir daha arıyorum ediyorum. Ya dur 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 işte bir temizleme uzun sürdü. Kuru temizleme bilmem ne böyle bir şey uyduruyor. Diyor şurası sökük galiba diktiriyorum. Ses yok. Ama ne yapmış biliyor musunuz? Ne yapmış? Siz, ya sizce Beyhan Öksüz ne yapmış olabilir? Ya Yeşil bence, merak ettirme ne yapmış söylesene. İzninizle bence izleyelim ya. Anlatmayayım ya. İzleyelim. Yandaş gel yarı fiyatına. Yarı fiyatına gelin. Benim o kayınvalidenin el kıyafetleri burada. Gelin, gelin. Başka yerde bulamazsınız. Gelin, gelin, gelin. Gelin. Kız sen burada giydiği kıyafetler mi onlar? Yarı fiyatına, yarı fiyatına. Gelin. Gelin. Beklemeyin, bir daha bulamazsınız. Bir daha bu fırsat ele geçmez. Gelin. Gelin vatandaş, gel, 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 gel. Gel. Gel vatandaş, gel. Şuna bak ya. Burada da var ne güzel şeyler. Bakın gelin, 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 gelin. Gel vatandaş, gel, 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 gel. Ay Yeşim şimdi. Yani gerçekten sana yakışır bir hareket. Beni yine rezil etmeyi, mahcup etmeyi başardın. Sen o kıyafetlerin bize ait olmadığını biliyorsun. Yani biz teslim edeceğiz. Ben Cemre Hanım'a ne diyeceğimi şaşırdım ya. Yani siz, Beyhan teyzeden beklenen bir hareket de. Gerçekten Beyhan abla şoklardayım. Bu ne ya? Ya niye şoklardasın? Niye bana diyordunuz ya hep ne oldu pazara çıkmışsın. Kız ben sabahtan senden bir tane gömlek istedim de bana dedin ki evde kaldı dedin ya. Sen götürdün pazara demek ki buradasın diye. Kız evde de var, evde de var. Orada da var. Bende kıyafet mi yok? Evet, sonuç olarak ne oldu sponsorun kıyafetleri? Ben parasını ödedim tek tek Yeşim. Ya. Şaka. Yeşim, Allah aşkına şu benim yakamdan düş. Onu benim Yeşim. Söylemem gerekmiyor mu? Sen de bir de gurur duyman lazım. Para ben... kazanmak kolay mı kolay mı? Ne? Ha? Ben sen gibi hazır para mı yiyorum? Ancak getirsin erdi, yesin Yeşim. Kız, sen bir de gurur duy ki ben para kazanıyorum. Para kazanmak para budur mı? Budur. Sen ben kaç para ödedim teyze. Biliyor musun ekibe sponsor parası ödensin diye? Bu para kazanmak mı oldu? Şu Yeşim'in giydiği kıyafetler var ya. Benim içinde birkaç tane beğendiğim var. Bize nereden aldığını söylemiyor. Bana 100 liraya verir misin onları ya? Ondan sonra bir şey söyleyeceğim. Bak, bir dakika. Aklına sokmayın böyle şeyleri. Dur dur sus. Ya sen bir de. Sus. Bak. Ondan... Şaka mı şu anda ya? Ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen ilaçlarını fazla dolapta mı aldın bugün? Dolapta kıyafetler durunca ana baban canına mı dahil? Yine anaya babaya geldi. Ben onu satıyorum geldi. Yerine yenisini alıyorum. Kız sen de hiç akıl yok hocam. Ben anlamıyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben gerçekten sıkılmaya başladım. Senin arkanı toplamaktan da sıkıldım. Yani Yeşim. Bu bir de ticaret ben çalışıyorum Yeşim, diyor. Senin dolabı ben kökten 5000 liraya alırım. Bunlar batan geminin malları. Yeşim'le Beyhan teyze battı, suyun üstüne de kıyafetleri çıktı. Benim şu gözlerime bir bak hala. Bende batacak göz var mı? Bak. Battığını çıkarttılar seni. Ben batmam, ben ayaktayım, ayakta, ayakta. Ben o Yeşim'in kıyafetleri de öyleydi. Kendi kıyafetlerimde. Sen evet evet zamanında Yeşim'in kıyafetlerini de satıyordun. Sana evet. Ne? Damla sana gelince. Sen kıyafetleri beğen, Yeşim'in ruhu bile duymaz. Ben dolabından alırsana getiririm. Helal olsun sana, helal olsun. Sen
Ha, boşuna Yeşim'in kadına gelip de bana laf söylemeyin. Burada söylemen Yeşim'de iyi oldu. Yeşim'de ahın yok ki. Aklı yarı başı sıra verin. Senin gelinin geldi zaten. Biz bir şey demiyoruz. Bak şu anda ruhum bile duymadı. Mesela ben hiç duymadım bu söylediğini. Gerçekten sinirlenmek istemiyorum ya. Ay Yeşim, dolabından kıyafet falan eksilir de benden bilirsin. Ben almam, öyle bir şey yapmam yani. Ay yok ya, alır sağ olsun. Bak beni millete mahcup etmesin. Başka bir şey istemiyorum ya. Beyan Hanım, Beyan abla, ne yapıyorsun bunları satın ya? Parayı ne kazandın, ne yaptın paraları? Ne yapayım, satıyorum, yerine yenisini alıyorum. Yenisini mi aldın? Kullandıklarını satıyor, tekrar yenisini alıyor. Ne yapacağım ki o kadar kıyafet? Doğru söylüyorsun, en güzeli ama hani... Ne güzel yapmışsın aslında, güzel bir fikir ha. Ben de aslında çok var kıyafetler, öyle mi yapsam? Bana da böyle bir şey geldi. Bence sen hiç o işe kalkışma. Niye? Aslı'nınkini satarsan büyük kıyamet kopar, o yüzden hiç bence o şey yapma. Ama kendi kıyafetini sat. Vallahi billahi varsa. Bak şimdi, şu bir gerçek. Ben birçok kıyafetimi pazarda bir tezgahçıyla, pazarcıyla konuştum. O bana bir stand yaptı. Dedim ki şunları şu fiyata ver. Fazla satarsan kendine. Adam bayıldı kıyafetlerime. Benim evde bir gardırobu var. Yeşim'in evinde 4 tane gardırobu. 4'ü de dolu. Gördün daha biliyorum. Evet evet. Ha. Ne yapıyor 4 tane gardırobu? Anca alsa yığsa. Beyhan abla, söyleyince ben de şaşırdım. Tuvalete 5 lira vermiyor deyince. Bir dakika Nurten, bir dakika. Siz konuşun. He. Tamam mı? Siz konuşun. Hayırdır? Benim Damla'ya bir sözüm vardı. Senin de Damla'ya sözün siz bitmiyor burada, hiç. Ama Beyhan abla, senin sözün de Damla'ya bitmiyor ya, zaten ya. Ben ne sözü ya, ne sözü ya? Kız yani sanki başladı burada ya. Burada sanki Damla'nın kayınvalidesi ona sözü mözü varmış. Anlamadım bu işi. Ben miyim kayınvalidesi Damla'nın? Beyhan abla mı? Anlamadım ya. Gerçekten. Ne sözü ya? Ne sözü ya? Nuray Hanım, bir şey söyleyeceğim. Sen de rahatsız olmuyor musun Beyhan Hanım'ın böyle Damla için üstüne böyle çok tişe yapmasından? Ya zaten bu daha önce gittiklerine dedim ki Damla'yla alakalı Beyhan abla hiçbir şeyine karışma dedim. Biliyorsunuz porselen takımı, halı malı her şeyi getirmişti. Karışma, ben gelme, her şey oldu. Selamünaleyküm. O ne ya? O ne? Benim sana bir sürprizim vardı elenmeden önce. Şaka mısın yani ya yine? Ben kaç gündür senin gözyaşlarına dayanamıyorum. Kızım, bunu kabul eder misin? O ne Beyhan teyze? Ya bunu bir kabul et ya. Ben sana... Şöyle öne çıkartayım da alem görsün. Şaka mı bu ya? Gerçekten. Bunu ne yapıyorsun yine ya? Bak. Yaç kızım. Ben burada yarışıyorum, farkında mısın? Hey! Ben de buradayım. Sen oradasın, sen niye engelin? Bak ya, Allah'ım şaka gibi dalga geçiyor ya şu anda. Yok artık ya. Gelinlik almış kıza ya. Ay inanmıyorum ya. Sana ne diyeyim ya? Ay Beyhan teyze. Senin istediğin. Aferin, aferin. Bu, onlarla uğraş, aferin. Biz bu gelinliği Beyhan teyzeyle hatırlıyor musunuz? Ya Beyhan bak, teyze. Aman o mu de? Fatih'ten bunu aldım geldim. Hayır, ben inanmıyorum ya. Beyhan teyze, çok teşekkür ederim. Elini öpmek istiyorum gerçekten. Damla iyi bak, o gelinlik mi? Bana söz ver, bunu düğününde, nikahında giyer misin? Söz veriyorum Beyhan teyze, sana düğünümde de nikahında da giyeceğim. Ya şaka gibisiniz ya. Gerçekten Beyhan teyze. Bir şey soracağım. Allah çok oldu. Damla hani kabul etmezdin, ne oldu? Beyhan teyzeciğim, beni bu dünyada anlayan bir sen varsın. Bundan sonra bir öz annem, bir sen, bir de kaynanam. Ama ikinci sırada sen varsın. Gel tebrik ediyorum. Damla Nuray. Ne oluyor? Çarşı pazar karışsın. Bu ne ya? Bu ne ya? Bir de gelinlik almışsın. Bu ne ya? Benim hiçbir iznim olmadan Damla asla bu gelinliği giyemezsin. En güzelini alıp bu gelinlik mi ki onun yanında ya? Teyze ben... ortalığı yine karıştırdın. Sen öyle diyorsun da ya, o gelinliği. Beyhan abla bir saniye. Sen neden ben sana buraya gitmeden önce demedin mi? Beyhan abla, benim gelinimin her şeyi var. Sağ ol, teşekkür ederim. Hiçbir ihtiyacı yok. Lütfen sen misin kayınvalidesi? Nuray, bir ben dakika. Miyim kayınvalidesi bir dakika, ya? Bir ya yapma Beyhan abla ya. Bir dakika. Ne bir dakika? Konuş. Konuş. Nuray Hanım konuş. Üç gündür bu kız ağlıyor. Şu vicdanını sızladı mı? Ya ne vicdanından bahsediyorsun ya? Ya? Ben burada ne yapsam zaten Damla mutlu olmuyor ya. O zaman onu kaybettim.
aynen olaydın da mutlu edeydin. Ya konuşma mutlu ben ettim. Sen aynen öyle. Bu Beyhan şekilde teyzeci. Konuşamazsın Beyhan abla. Ne demek kaynana olmayaydım ya? Onun hiçbir eksiği yok ya. Damla'yı şöyle 3 gündür gözlemlediğimde sığınacak hiçbir limanı yok. Ha. O liman benim. Ya bırak Beyhan abla benim ya. Liman. Ya ne limanından bahsediyorsun ya? O limanın tam kendisini buldu zaten. Sana ihtiyaç sen yok. Sen nerenin limanısın ya? Ne demek ne ihtiyaç? Evet. Sen Beyhan teyze. Damla, iyi misin ben ya? O gelinliği nikahımda da giyeceğim, düğünümde de giyeceğim. O gerçekten... gelinliği benim iznim olmadan sen giyemezsin Damla, tamam mı? Benim iznim olmadan... Buradaki ben söylüyorum. Kesinlikle ben kesinlikle. Sen zaten aldığın gelinliği giymeyecek miydin? Nasıl? Boşa burada konuşuyorsun. Zaten aldığın gelinliği giymeyecek miydin sen? Ben gelinliği giymeyeceğim, onu sen giyeceksin ama. Kesinlikle ben bu gelinliği istemiyorum. Görürüz, hadi bakayım. Görürsün. Kim giyiyor? Asla istemiyorum. Görürsün. Bir de güzel giyerim ki süzüle süzüle kuğ gibi. Bir şey söyleyeceğim Damla. Hani kabul etmezdin, ben öyle bir gelinliği kabul edemem vesaire. Böyle konuşuyordun, şimdi ne oldu? Almış getirmiş, beni seviyor, sayıyor Beyhan teyze. Niye giymeyeyim ki? Ya şov yapıyor, gitti. Elendi gitti, geri geldi ya. Bir daha şov yapmaya başladı Damla ya. Sen Beyhan abla. Ya ne yaptın? Ya sizin gözünüz görmüyor mu? Niye gelini kalıyorsun? Kayınvalidesine düşer. Ya bak, ben elenmeden önce Damla'yla biz gittik, o gelinliği çok beğendi. Yani parası da hiç önemli değil. Parası... Tamam da sana mı düştü Damla'nın ama... gelinliği? Sana mı düştü? Bak... Hatta ben gelinliği şöyle sütlacın yanına koyayım. Ha? Burada gelinliğim dursun. Gerçekten sana da pes dursun, sana hiç yakışmaz. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Burada kayınvalide sen misin, ben boş, miyim boş, ya? Konuşma. Ne şov yapmaya mı geldin buraya ya? Burada kayınvalidesin, sen misin, ben miyim ya? Buraya şov yapmaya mı geldin Damla'ya? Ya nedir ne ya, ben anlamıyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi Nuray Hanım? Burada kim haklı? Nuray Hanım sen yakışıyorsun. Sen haklısın. Gelinlik alma bana yakışmaz. Burada düşmez. Ben varken buna gelinlik evet. Düşer mi ya? Düşmez. Yani. Bir de diyor ki ya şey... Ya çok ayıp ya. Hoşuna gitmiş. Hoşuna gittiyse söylesin. Kayınvalidesi almazsa onu almaz. Ya aldım zaten var ya. Aldım. Ya ister alsın hoşuna gideni ister almasın. Ya. Sana düşmez. Ben... Onun gelinliğinin arasını açmaya çalışıyorsun. Merhaba hanımlar, nasılsınız? Nuray sen nasılsın? Sen. Ben çok iyiyim, çok mutluyum Beyhan abla. Hafta sonu nasıl geçti? Damla gelin oldu. Gelin oldu. Çok mutlu olduk. Çok duygusal anlar yaşadım. Çok mutlu oldum. Evimin kızı oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Cuma günü sen oğlunla dans ederken aslında şöyle gelinle oğlum dans etmesi lazımdı ama sen oğlunla dans ederken ben çok duygulandım biliyor musun? Damla müsaade ederse ilk dansı ben oğluma istiyorum. Edebilirsin, sorun yok. Teşekkür ederim. Böyle şeyler oldu. O zaman bugün ne oldu böyle? Şöyle çekilelim ilk dans için. Gittim, geri geldim. Gerçekten anlatamam o anki duygularımı. Çok güzel duygulardı gerçekten. Kızlar. Efendim, nasılsınız? Yeni gelin. Biz iyiyiz, sen nasılsın? Ya bomba gibiyim. Ha. Kocamı da aldım, nikah da bastım. Bir Allah... güzel çeyreğimi de yakama taktım. Hayırlı yani, olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle. Demek düşer bize yani, ne diyelim? Ya ayaklarım yere basmıyor. Hı. Evli, barklı, çeyrekli bir kadınım ben ya. Çeyrekli ne alaka ya? Yakamdaki çeyrekleri görmüyorsun herhalde yeşim. Benim bildiğim evli, mutlu, çocuklu derler. Sen onu çeyrekli olarak kendi versiyonuna çevirmişsin. E normaldir, şahidin de Beyhan öksüzdü. Konuşmalarının da böyle olması çok normal yani. Eli değdi sana. Sen benim evli, barklı, çeyrekli bir kadın olmamı kıskanıyorsun bence. Ben zaten evli, mutlu, çocukluyum. Bana o yeterli. Çeyrekli olmasam da olur. Sen artık şu önümdeki güzellikleri hak etmiyorsun yeşim. Çünkü ha. Senin bir tane çeyreğin var. Artık bu çeyrekler, bu güzelim bilezikler benim yakamdaki kardeşlerinin yanına gelsin. Şöyle masamın önüne koyayım. Buradan önce sen bunlara bakarsın yeşim. Damla, hadi benim sana hediyem olsun. Eşit şekilde çeyreklerimiz var ama... Hadi sen yeni evlendin, yeni gelinsin ya, sen de dursun bugün. Ben size şöyle söyleyeyim, o masa gezer. En son durağı burası.
Siz istediğiniz kadar gezdirin o çeyreği. Ya Yeşim sen 9 ayda 30 tane bilezik almış bir gelinsin. Senin o 25 tane bileziği almanla bizim Merzifon'un ortasından deniz geçmesi aynı şey. Ben zaten burada gösterdim kendimi. Her şeyi ispat ettiğimi de düşünüyorum. Kayınvalidem sizinki gibi değil. Siz kayınvalidenize 3 kere söylersiniz, o 3 kere de anlar. Benim kayınvalidem 3003 kere söylersin, anca o kadar. Yeşim, kazandın çeyrek. Ne oldu senin gerçekten? Ya ben gerçekten o konuyu düşündükçe, aklıma getirdikçe daha da geriliyorum. Yani yapmadığı bir buku almıştı. Bak Damla baştan sana söylüyorum. Beni sakın yanlış anlama. Çeyrek helali hoş olsun. Ben birinin üzerine takılan şeyi geri alacak da değilim. Nasıl konumuz, yani? Ya konumuz o değil. Ya benim sinirlendiğim nokta, benim yakamdaki çeyreği alıp, bana sormadan alıp gidiyor Damla'nın üstüne takıyor. Yani ben ya aslında benim aklıma niye gelmiyor ki? Burada da ben şak şak alkışlıyorum. Kızım karınca kararınca. Evet, Beyhan'ından bir çeyrek alsın. İnsan düşünür bir. Sen yarışmaya gelirken çeyreği cebinde nasıl taşıyorsun? İşte bizim aklımıza gelmiyor ki böyle şeyler. Ya demek ki şu arada almış. Biz hani kızlar hepimiz senin yanına geldik saç makyajla. Hani sana yardımcı olalım, bir ucundan tutalım diye. Evet. O esnada bu yakamla oynuyordu zaten. Dur dur, iğnesi yamulmuş, düzelteceğim falan. Konuş. Hayırdır. Konuş başrol. Hayırdır. Hayırdır mı? Hayırdır, ne oldu? Ne anlatıyorsun sen? Ya karşıki köyde dağda kar yağmış da sen onu anlatıyorum. Ne anlatıyorsun, ne anlatıyorsun? Ne mi anlatıyorum? Bak, yemeğini yapsaydın, benden puanı alsaydın. Tamam, seviyorum. Kızım olarak Damla'dan da çok teşekkür ederim ki benim aldığım gelinliği giydiği için. Çok çok teşekkür ederim. Sevince bak, bana sanki hiçbir vermemiş gibi. Ya konumuz bu değil ya. Sen ne anlatıyorsun? Bana masal anlatıyorsun. Yani. Benim burada alın terimle kazandığım altını sen alıp Damla'ya nasıl takarsın ya? Yeşim. Sen alın terinle kazanıyorsun da biz ne yapıyoruz? Oynayarak mı kazanıyoruz? Aynen şurada oynuyordun. Sanki böyle düğünlerde eline mikrofon... Bir dinle beni. Eline mikrofon alan takı töreninde bulunan adamlar olur ya. Gelinin amcasından bir tane bilezik. Sen burada tek tek diyorsun ki o Trabzon, Trabzon. Bak o çeyrekli bilezik bilmem ne. Beyhan abla, bu şu bileziklerin adı ne? Bileziğin adı ne? Trabzon, Trabzon. Trabzon, dört Trabzon. Altınların yanına yanaştın orada. Aklın orada senin. Çünkü senin hayalindeki en güzel şey orada, altınlar. Yeşim. Efendim. Sen tabağını yapmadığın için benden puan alamadın. Ve o çeyrek de senin hakkınsa benim de hakkım. Bizim konumuz dünkü pilav değil. O çeyreği ben dünkü pilavda kazanmadım zaten. Yeşine bak, hala gülümsüyor içine, oradan ya. Ya şu an Damla evlenmiş ya, hala onun mutluluğunu yaşıyor. Şimdi Beyhan teyzenin bunu ben senden aldığını bilmiyordum. Ya bilemezsin o esnada yani. Yani senin rızan yoksa ben o çeyreği tekrardan getirir, bunu telafi ederim. Kesinlikle ben hani senin çeyreğinde gözüm yok. Ya ben helal zaten olsun, onu anlatmaya çalışmıyorum. Hatta beni Damla, yanlış anlama diye konuya öyle yavrum, girdim. Beni dinliyor musun? Bak Beyhan abla razılıksız bir altın almış Yeşim'in şeyinden, yakasından. Senden rica ediyorum, o altını Yeşim'e verir misin? Geri iade eder misin? Ederim, ya ben onun için etmeyeyim, söylemedim ya. Çünkü haberi yok. Habersiz alınan rıza. Verme, verme, verme. Hayır, rızalıksız lokma boğazımızda kalır bizim. O yüzden geri vermeni istiyorum ben seni. Ben sana alırım. Damla evlenmiş. Ben de ona evimden çeyrek getiririm. Mesele bu değil. Mesele burada yarıştığımız çeyrek. Yeşim, aynı bir şey ya. Senin çeyreğini geri vermek istiyorum çünkü bu senin hakkın yani. Ya ama benim burada anlatmak istediğim... O senin bak, o sen onu alnın teriyle kazandın. Beni burada insanlara karşı da mahcup ediyorsun, tamam mı? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Resmen kızın düğünde takılan takısı üstünden bana çıkartıp getiriyor ya. Onu sen alnının teriyle kazandın sonuçta. Kesinlikle öyle bir şey ama yok burada yani. Zaten ben sana kızmıyorum. Senlik bir durum yok. Sen bu konuyu da zaten bilemezsin. Hani nereden aklına gelsin? Yok ya, ben nereden bilebilirim? Damla sen istemiyor mu Keyla? Sen ne yapıyorsun ya? Fırladın geldin. O Yeşim'in kendi çeyreği yani. Ya saçmalamayın Allah aşkına. Ne yapıyorsun ya? Sen bu tür şeylere artık karışmayı bırakır mısın ya? Sen istemiyorsan bu çeyrekten. Beyhan teyze. Al ya, gözün doysun artık ya. Al, hepsi senin olsun.
olsun ya. Ay ben bunlar ya ayıp bir şey. Bir çeyreği yani aldı bir de kendi yakasına evet, taktı. Kızı çeyreğini ver. Şey yani ne kıza takıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Almıyorsan ben çeyreğimi aldım. Yaptığı şovlara bak ya. Ya şu an benim hem altın almama katkısı yok. Hem aldığım çeyrekleri almanın peşinde. Bak yine aynı taktik gördünüz mü? Burada bir şey söylemişti Damla'ya. Kabul etmeyeceğini biliyordu. O mantıkla yine hediye verdi. Bu olayın ortaya çıkacağını da biliyordu. Böyle iade miade. Yine kendine geleceğini biliyordu bence de. Ya ben şimdi çözdüm olayı ya. Dönüp dolaşıp kendisine. Ya ben de diyorum ki niye kalkıp Damla'ya çeyrek takıyor? Benim düğünümde bana çeyrek takmamış. Damla'ya niye taksın? Bu ne ya? Ya ne sen ya? Ne yapıyorsun Beyhan abla? Kendine gel. Ya Allah aşkına vallahi sizde hiç insanlık yok. Ya ha. Olur mu? Sen bak onu, ben nereden aldım aldım. Bu çeyreği ben ona takmışım. Ben bu çeyreği nasıl aldım, nasıl ettim, o arada aldım. Damla'nın da nikah şahidi olduğum için ben bunu Damla'ya taktım değil mi arkadaşlar? Tamam evet. Sağ ol, Allah razı olsun. Alıp takmışsın ama en azından yeşime haber versin. Tansiyonumu çıkarttınız. Ya, bak, başım ağrıyor. Ya başına ağrıyor. Ama Beyhan şey abla, yok ya. Kıza sorsaydın kız aynen verirdi derdim ben sana borç. Şimdi aileye gelişti ya. Sorma fırsatım olmadı. Ama nasıl bir aldı? Bir şey söyleyeceğim. Yakasından alıyorsun sorma nasıl fırsatın olmadı yok? Beyhan abla bak Damla sana o çeyreği getirip Yeşim'e vermiş olsa bile sen onu ona takmışsın. Sen onu götürecektin Damla'ya verecektin. Kendini buraya getirmeyecektin. Almıyorlar. Almasını götürüp zorla verecektin. İşte hayır. Ben ona dedim ki çeyreği ben sana taktım. Anamın aksülü gibi helal olsun. Almıyorsan ama almam dedi. Ama bıraksaydın. Bırakıp da gelseydin eline niye aldın geldi. Ona da vermiyorum ona da vermiyorum. Ya Damla bir şey diyeceğim. Ben sana uyarımı yapayım. Bak demin de söyledim aynısını, şimdi de aynısını söyleyeceğim. Sen kayınvalidemi bence çok fazla yanında tutma. Çok fazla örnek de alma. Hatta ben seni şöyle bir de uyarayım. Yol yakınken bu servetmiş, soyadı, miras falan kayınvalidemin yanında sakın ha sakın anlatayım deme. Sonra ben olacaklardan mesul değilim. Niye ki? Bak şimdi anlatacaklarımı çok iyi dinleyin. Şimdi benim kayınvalidemin zaten bilenler bilir bu altın günü vesaireleri var zaten. Evet. Yine bu altın günü için böyle hani kimisinin durumu olmuyor bir şey oluyor. Ama girmek istiyor mesela girmek isteyenler için kendisi bir yöntem geliştirmiş bir sistem geliştirmiş ama ona göre bir kredi açmış. Altın gününe girmek istiyor parası yok diyelim 2000 lira lazım o 2000 lirayı kadına veriyor. İşte bir süre veriyor. Diyor ki bir ay sonra ben o 2000 lirayı senden 3000 olarak geri alırım diyor. Ben nasıl öğreniyorum? Beni arayanlar falan oldu. Benden süre istiyor. Bir de kadınları sıkıştırıyormuş. Hadi getir paramı, hadi getir paramı. Millet beni arıyor. Ya kayınvalidem bize biraz daha süre vermez mi? Ya bak bu ay sıkıştım vesaire. İnsanlara ne diyeceğimi şaşırdım ya. Ya para deyince akan sular duruyor zaten Beyhan teyze de. Zaten. Bir bana karşı öyle değil işte. Ya ya da belki senin serveti bildiği için sana yaklaşmış olabilir mi? Vallahi bilmiyorum artık onun yapacaklarından ben artık korkmaya başlıyorum her geçen gün. Söyleyecek söz de bulamıyorum her şeyi yapabilir hiçbir şey kestiremiyorum. Vay ya be. Ben insanlara ne diyeceğimi şaşırıyorum diyemiyorum ki bak kayınvalideme güvensen diyeceğim ki bir yanlışınız var o benim kayınvalidem değildir falan diyeceğim. Diyemiyorum ki kefil olamıyorum kesin yapmıştır diyorum ya. Vallahi o zaman hasretteki şeyi görüyorum Damla'da. Kız hayır kız Damla merhametli. Tabii canım o sen şey sevdiğin için merhametli diyorsun. Hayır Nurten Hanım şöyle. Merhametli. Beyhan abla merhametliyse bir anası var anasının kocası yok. Buradan uçağa binip gidiyorlar da. Kaynanası kayınvalide odasında bırakıyorlar da. Aleme yer var da uçakta Nuray Hanım'a mı yer yok? Bunu da götürsünler Samsun'a peşleri. Valla evde onun ne işi var canım zaten. Allah'ım ya. O zaman yarabbim. Şeyi götürseler de otobüs garajına götürüp de otobüse bindirseler. Ya zaten biliyor ki bunu anası ortada kalmasın. Yani Nuray Hanım ama yani uçağına onlar gidiyorlar da bir koltukta onları alsalardı. Nuray Hanım Merzufun'da inerdi, evine giderdi. Onlar da istediği yere tatile gitsin. Canım onlar engel oraya gitti. Olur bak miydi? Bak bunu niye bir götürmediler? Dakika, bir dakika. Nuray Hanım engel olur muydu? Ya tabii ki ben hiçbir şeye onlara kârım var, yararım var, zararım yok ama. Ben yararı zararı sormuyorum. Işte, engel Hanım olur muydun? Ya olmam. İlla ki de Nurten Hanım şöyle bir şey. Zaten onlar havaalanından iki kişilik almışlar. Bana da almamışlar. Onlar zaten Merzufan havaalanına iniyorlar.
Zaten Furkan da anahtar almış. Anahtarla arabayı alıp doğru direkt Samsun'a gitmişler. Ya Furkan'ın iyi yok. Bugünkü yemekten ne haber? Aynen. Evet, evet. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugün geçen yemek hakkında... Geçmiş Furkan tatilini yapmış. Sen otobüsüne git. Furkan yemeği konuşalım. Yemeğin adı neydi ya? Yemeğin adını konuşalım. Kebap kapya mıydı? Kapya biberli kapyalı beğendi. Biberli. Beğendi evet. Ay, kapya biberler yetişir ama biz gibi de koklu kapya biberler. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Közlediler ya evet. Eti de güzel pişirmişlerdir inşallah. Kuzu eti. Kuzu eti çabuk pişer zaten. Evet. Dana biraz daha geç pişer de kuzu eti. Kuzu eti pişer de pişirmesini bilirsen kuzu eti pişer. Pişirmesini bilmezsen... anca karışmışsınlar anca. Et karışıyor mu? Yani. Kuru pişirmesini bilirsen pişiyor. Pişirmesini bilmezsen... Evet. Et pişmez. Pişirirler. Pişmiş gibi yüzü yüz eksen olarak gözükür ama bakmasın içi. Elini de yıka istersen. Yüzünü de yıka. Konuş. Çok memnun oldum ya. Tamam konuş. Ben ne söyleyeyim? Ne konuşuyor? Ne söyleyeyim? Hani burada sen yoktun gerçi de. İttifak kurdum, bir şeyler yaptın, köşede konuştum. Ben sana köşede konuştum dedim ki git Damla'ya 5 ver. Sonra da bana 1 ver tamam mı? Yap, hep böyle şeyler yap. Bir şey demiyorum. Ne diyebilirim ki? Üzgünüm. Bile isteye yapmasan da... Yani odaklanman gerekiyor. Altı üstü, akşama kadar yatıyorsunuz. Şurada sadece 2-3 dakikanızı ayırıyorsunuz ya. Vallahi ya. Yeşim bak ben zaten bütün tabakları tadarken bile dedim ki burada en güzel tabak, birinci tabak dedim. İstersen önünde şiir oku, puan vermedikten sonra bir işe yarıyor mu? Şarkılar söyle istersen o tabağa, fark ediyor mu? Sen 5'i bana verdin mi? Ki sen veremedim. Yeni bir kayınvalide değilsin. Veremedim. Yani, yanlış kelim, şaşamam mı ben ya? Ben sana zaten bunun için kızmıyorum yanlışlıkla. Verdiğin puan için kızmıyorum, odaklanmadığın için kızıyorum. Ya. Alt üstü senden, ben senden her gün sadece şuraya 5 dakikanı ayırmanı istiyorum. Şurada oluşturduğun aktivitelere zaman ayırmanı istemiyorum. Orayı bak unut, orada ne yapıyorsan yap, bana bulaşma. Senden sadece tek ricam, bana 5 dakikanı ver ya. Alt üstü 5 dakikanı istiyorum senden ya. Haklısın. Ne yapsan haklısın ya. 9 aydır haklı olmak bana hiçbir fayda sağlamadı. Ya Yeşim. Ya zaten ben genel olarak sana göre tabak çıkarmıyorum. Senden puan bir beklentim çok fazla hiçbir zaman olmadı. Ha öyle bir beklentim olsaydı bu dörtlüye gelmezdim. Çünkü burada iyiler değil çok iyiler yarışıyor. Ben kendimin zaten çok iyi olduğunu düşündüğüm için geldim. Ne o ittifak mıdır? O ne o? Gereksiz bir konu, ittifak kuruyormuş. Neyse boş ver. İttifak kuruyorsun. Aha, bak güzel kurduk. Biz böyle... Kurdum bak. Aha. Neyse. Öyle bir şeyleri becersem, keşke tüyoları becersem, keşkelerim böyle yani ne bileyim bir yani ne bileyim... Ya bak çok basit. Bir şey yani bir nasıl diyeceğim anlatamıyorum hani bir hileyle, hurdayla bir şey yapsam da keşke gelinimi bulsam. Ama hiçbir şeyi beceremem. Bak çok basit. Odaklanacaksın. Benim sana mesela geldiğimizden beri hep söylediğim, sen daha önce de şaşırıyordun tabaklarda. Beğendiğin tabaklara 1 veriyordun. Ben sana hep şunu söylüyordum. Önce beğenmediğin tabakları ele. Evet ya. Ya akılsız işte aklım yok ki. Sen 4'ten vere gelsin. Estağfurullah ama tecrübe kazanıyorsun. Ama bizim sürede sıkıntımız var. Mesela 1 yılda 1... Biz bir adım yarım ya da yarım adım atabiliyoruz. Senede yarım yarım gideriz. Öyle deme. Mesela gelin mutfakta bir 20 sezon olursa... Gerçi o zamana kadar belki ben kayınvalide olurum. Gelinimle falan. Aa benim de oğlum var. Bak öyle bir ihtimal de var. Ama sen olmamış olursun. Ama şu an senleyken istiyorum ki... Ya birazcık ya iki ileri bir geri yapmayalım. Bak sen şu anda... Nurten Hanım kaç aylık? Nuray Hanım kaç aylık? Sen onların şu anda 2-3 katısın. Evet. Ama sen onlardan geri duruyorsun. Ya. Nasıl oluyor? Bak sakin sakin konuşmaya da çalışıyorum seninle. Bağırmadan sakin sakin. Yeter Yeşim yeter ya. Şu anda aslında bir hata yapmadın. Şu anda bu sefer kelimeyi yanlış kullandın evet. Diye puan alamadın. Buranın kuralları da net. Zor yani burası kolay bir yarışma değil. Zaten 25 bileziği ben alacağım için istediğim gibi kendime masraf yaparım yani. Kimseyi ilgilendirmez. Bak çok haklısın.
sen en azından kazanacağını düşünüyorsun, böyle planlar yapıyorsun. Ben de böyle kaynana olduktan sonra ben anca böyle size bakarım. Beni illallah ettirdiği gibi bizimkileri de illallah ettirdi ya. Benim babam ya, babam. Biliyorsunuz hepiniz, aşçı benim babam. Evet. Ve dünya mutfağını bilir, iyi bir aşçıdır yani. Neredeyse 30-40 yıldır bu işi yapıyor. Ya bak daha, daha dün ya, dün. Çekim erken bitti biliyorsunuz zaten. Evet. Hava da geç kararıyor. Hani biz de dedik hadi bir gidelim dedik. Babam aldı karşısına konuştu. Ya ben size anlatmayayım. Şöyle bir izleyin. Benim ne çektiğimi adam bile anlamış ya. Videosunu çektim ben, getirdim. İzleyelim. Hasan abi ne yapıyor? Ne selam sabah vermiyor? Ya ne selam vereceğim ya? Çocuğun bir yemeğini şey yapamıyorsun ya. Yapsın, iyi öğreteydi. İyi öğretiyorum, sen aşçı falan değilsin ki ya. Neden değilim? Aşçı olsa yemeğini şey yapacaksın. Ben senin her şeye gidek yemek yarışında. Ya sen kızıma sen öğretecektin, kızıma, kızıma. Ben kızıma aşçını öğrettim de sen öğrenemedin. Ben öğrendim. Öğrendiysen kızını bir yemeğini seçemiyorsun sen. Ama yapamıyor. Yapsın nasıl için? Yapamıyor? Tadından anlamıyorsun ki sen. Nasıl tattan anlamıyorum? Anlamıyorsun tabii. Anlasam. Ben her şeyi anlıyorum ama sen... En iyisi sen yanıma gel, birkaç gün sana aşçılığı öğrettim. O zaman aşçılık ne olur? Var mısın yarışa aşçılıkta? Varım tabii. Neyine? Neyine? Her şeyine varım. 5 lira bileziğine. Hadi bakalım. Ben seni geçersem... Beni geçersen ben sana alıyorum. Tamam. Söz mü? Söz. Sen... Kızına yemek yapmayı öğretseydin orada senin kızın benden puanlar alırdı. Ama ne yapayım, tabak tadıma uymuyor. Tadından anlamıyorsun sen. Sen bilmiyorsun ki onu. Damak tadından anlamıyorsun sen. Nasıl anlarsan 5 versin, niye 1 veriyorsun? Ne yapayım, o yapamıyor. Çiğ bırakıyor, tadını tutunu beğenmiyor, yapamıyor. Ne yapayım yani? Yani öbürleri ondan çok mu güzel yapıyor? Demek ki güzel yapıyor ki alıyorlar. Hasan abi sen kızına... Yemek yapmayı mı öğretiyorsun? Ne öğretirsen öğret. Sen yemek konusunda bana gel. Ya kızım abi ilk önce sana öğretecek ki sen damak tadını alıp şey yaparsın diye. Sen öyle dünya mutfağıymış, şuymuş, buymuş, onlarla gelme bana. Ya öyle mi? Tamam mı? Onlarla gelme. Vaa. Ay inanmıyorum. Ki benim babam da aşırı sakin bir adamdır yani. Onu bile çıldırttı. Beyhan teyze var ya. Dele diyor, dele diyor. Yemin ederim dele diyor. Yeşim. Efendim. Yeşim ben artık... Ne söyle. Senin ailenle görüşeceğim, ne seninle görüşeceğim. Kız sen ne ara benim bu arkamda geziyor mu dedektif gibi kız? Gezmeme gerek yok. Sen sağ olasın benim peşimden hiç ayrılmadığın için. Anneme gidiyorum arkamdasın, evime gidiyorum arkamdasın. Aa, senin baban çok mu güzel aşçı? Yani? Ben ondan aşçıyım, ben ondan. Getir babanı da baban puanlasın, senin yemeğini bulsun. Valla benim babam... Daha buraya gelene kadar yemek yapmanın yemeğin e'sinden bilmiyordu. Benim babam yemekten anladığını yıllardır çalıştığı her sektörde bunu ispat etti. Sen de 80 milyonun önünde ispat ettin kendini anlamadığını. Bunu 80 milyon söylüyor zaten. Allah'ım yarabbim. O zaman sana da öyleydi. Sana da. Bak burada yemek yapamayanlar bile kayınvalidesinden puan alıyor. Sonra diyor ki ben yemek yapıyorum. Ama ben yapsam da senden puan alamadığım için... Ya. İşte... Bak, alışmışımız işin sonunda ne oluyor? Hazıra. İşim yapamamış oluyor. Ama demez ki, ben bulamıyorum demiyor da. Aşçılık da bir meslek, bulaşıkçılık da bir meslek, garsonluk, komilik de bir meslek. Aşçıyım diyor ya, aşçının yanında yardımcı olarak çalışmış olabilir. Bulaşıkçı olarak da çalışmış olabilir. O onu aşçılık sanmış da olabilir. Aşçı, direkt aşçı olarak çalıştığını ben hiç sanmıyorum. Bulaşıkçı olabilir. Yeşim. Efendim? Sen benim nerelerde çalıştığımı, nerede yemek yaptığımı sen çok iyi biliyorsun. Evet. Kaç kişiye yemek yaptığımı biliyorsun. Yanıma geldin. Benim yanımda ne yardımcım vardı, ne de bir destekçim vardı. Tek başıma 80-90 kişiye yemeği ben yapıyordum. Tek başına boş boş konuşmayın. Ben nerelerde çalıştığını biliyorum ama. Hem de vallahi. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Ben aşçıyım deyip çantanı koluna takıp gidiyordun. Yeşim, ben nereden bildim? İçeri mi giriyorum? Sen benim çalıştığım yere geldin. Benim nerede yemek yaptığımı sen çok iyi biliyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi burada bana babanı savunma. Doğru söylüyorsun. Gördüm. Pilav yapmıştın. Pilavı benim küçük kardeşim de yapıyor. Şimdi o da diyecek mi ben aşçıyım? Yeşim ya burada
Şöyle bir koşan yemeğe yapamıyorsunuz. Yaptara 80-90 kişiye yemek ya. O sözün de çok ya. Doğru söylüyorsun. Şimdi ben söyleyecektim. Ha. Madem küçük kardeşi pilav yapmasını biliyormuş. Onlar biliyor. Bunu niye yapamamış geçen gün pilavı? Ya vallahi de billahi. Kendi de çok iyi biliyor. 90 kişiye tek başıma bulaşıkta yemekte ben idim yani. Konuşuyor yine Beyhan Öksüz, konuşuyor. Babam bile artık dayanamadı bak kaç ayın sonunda. Adam bu zamana kadar hiçbir şey dedi mi? Demedi. Hep aman bulur, aman şöyledir. Adam ne yapsın artık çileden çıktı ya. Göz göre göre bir de yemeklerden çok iyi anladığı için ekranda izliyor. Şimdi hayır, burada Yeşim. Şeyden anlamıyor musunuz? Ya şef ya da sunucumuz bir şey soruyor. Diyor ki bu yemeği biliyor musun? Yok. Onu biliyor musun? Yok. Onu biliyor musun? Yok. Ama ben çok severim tatlı yemesini. Hayır, her yemek de... yemeyi seven aşçı mı oluyor anlamadım. Yeşim hayır bir de babana da senin tabaklarını kötülüyor. He. Kızın yemek yapmayı bilmiyor. Onun diyor. Yöntemi odur. İşin içinden çıkamadığı zaman öyle yapar yani. Babam aşçı, babam aşçı diyelim. Babam mı çalıştı benim yerime demekli oldu ya. Ha? Ne? Babam mı çalıştı da benim yerime emekli oldu. Ben aşçılığımı yaptım, çalıştım. He. Emekli de oldum. Paramı da çatır çatır yiyorum. Şimdi benim anlamadığım yine konu emeklilikle ne alakası var? Emekli olanlar mı aşçı oluyor? He bu kendini öyle kandırıyor. Ben emekliyim, ben aşçıyım. Hadi aşçısın, emeklisin. Bak emekli aşçısın bir de. Göster bana bunu. Göster. Hani nerede? Yeşim sen böyle konuşuyorsun ama... ...senin de Beyhan teyzeden aşağı kalır yanın yok yani. Ya bak işin içinden çıkamadığınızda bana hak veriyorsunuz. İşin içinden çıkmadığınız bir zamanda da kayınvalideme yani canınız nasıl istiyorsa. Şu an canınız mesela ona hak vermek istedi. Ona hak veriyorsunuz. Yarın ben sizi görürüm. Damla, Yeşim siz sabahtan beri böyle bir gerginsiniz. Ne oluyor? Ben gergin falan değilim. Gayet normalim. Keyfim de yerinde. Hayır, aranızda bir şey keyfinin olmuş gibi. Keyfinin zaten... Damla'nın her zamanki hali bence. Keyfinin zaten yerinde olduğunu ben iyi az çok biliyorum. Keyfinin nasıl yerinde olduğunu. Ama sizinle münakaşaya girmiyorum bu saatten sonra. Ya ay, ne oldu ben? Ne oldu? Ya daha ne olabilir ki? Aslan yaptıklarını duysanız Yeşim ve kayınvalidesinin yaptıklarını. Bak burada da kayınvalidemle arama giriyorsun, gaz veriyorsun. Yapmayayım yapmayayım diyorum. Aa. Şimdi size Beyhan teyzenin yaptığını söylemek istiyorum. Evet. Biliyorsunuz Beyhan teyze 3-4 gün öncesinde, benim nikahımdan 3-4 gün öncesinde... ...bana Fatih'ten gelinlik aldığını söyledi. Evet. Ama ve lakin Beyhan teyze kesinlikle bana para verip bir gelinlik almamış. Ne diyorsun ya? Ya sen de bilmiyorum ayağına yatma ya. Neyi bilmiyorum sen ya? Sen her şeyini biliyorsun ya kayınvalide. Ben neyini bildim bu zamana kadar ya? Bana neyini söyledin? Her şeyi biliyorsun. Sen de bilmiyorum ayağına yatma. Ha Beyhan teyzeye de buradan söylüyorum. Kesinlikle bu saatten sonra... Benim Beyhan teyzem, Beyhan annem dediğim bir annem yok. Aa, duydun mu? Sen de benim için, sen de benim için artık bittin. Kesinlikle programda merhaba merhaba. Dışarıda kesinlikle bu saatten sonra ben seninle ne anne kız gibi olurum ne de böyle bir teyze yerine koyarım. Bana Fatih'ten aldığı gelinlik Beyhan teyzenin reklam ürünüymüş. Ne? Gidiyor birisi çekilişten gelinlik alıyor. Birisi gidiyor beni reklam yapıyor. Artık kullanılmaktan ben ya. Ben her şeyi deliliyle, ispatıyla buraya getirdim. Ekip de biliyor. Yönetmenime de fotoğrafları attım. Yönetmenim size attığım fotoğrafları lütfen gösterebilir misiniz Yeşim'e ve bütün kayınvalidelere, gelinlere? Yine yapmış yapacağını ya. Beyhan teyze ya. Ben yapmaz dedim mi? Hiçbir zaman size yapmaz demedim ya. İnanmayın ona dedim. Efendim Beyhan teyze. Damla bak sen o şeylere inanma. Tamam mı? İnanma. Ben sana... Reklam amaçlı almadım. Ben kimseye bir şey yapmadım. Sen inanma onlara, inanma. Beyhan teyze, ben sana şöyle söyleyeyim. Daha bu saatten sonra ben senin hiçbir lafına da güvenmem. Hiçbir lafına da aldanmam. Artık o eski Damla yok. Ben bir sana güveniyordum burada, sen de beni affettin. Bak Damla. Birisi gider,
Birisi gider şey alır, neydi onun adı? Tamam ya, bak. Çekilişten gelinlik alır. Birisi beni reklam eder sosyal medyada. Ben sosyal medya kullanmıyorum diye, ben aktif kullanmıyorum diye benim görmeyeceğimi mi düşündün? Damla, bunlar bize plan yapıyorlar. Ben de kullanmıyorum. Ben de bilmiyorum. Ben sana kaç kere dedim. İnanma, inanma. Bana laf söz getirme ya. Sana ne gelinliğinden, reklamından. Senin bizimle kimsenin arasını açmaya gücü yetmezdi ama sen kendin yaptın bizim aramızı. Kendin açtın sen. Beyhan teyzenin bana getirdiği halılar vardı ya, porselen takımları. Hafta sonu o porselen takımlarında yemek yedik ağzımızın tadıyla. Beyhan teyzeyi öve öve anlattım. Amme ve lakin yediğim yemek bana zehir oldu görünce fotoğrafları. Ben sana her şeyini geri getireceğim Beyhan teyze. Ben seni uyardım ama. Halını, kilimini, hiçbir şeyini istemiyorum senin. Bana evladım evladım dedin, beni reklam aracı olarak kullandın. Ben sana o gün Beyhan ablaya dememiş miydim? Benim gelinime karışma, sana da demedim mi ben? Gelinliği biz aldık, millete aldırma, giyme dedin. Bak bana, beni galiye almadın. Bak başına neler geldi senin. Vallahi sevindim Beyhan ablanın sana böyle yaptığına. Sana da gün doğdu zaten. Bak gerçekten sana da gün doğdu. Ama ve lakin şunu da söylemek istiyorum. Sen de onun çakma sanayi şeyisin. Sen de onun yan ürünüsün. Çünkü sen de o gelinliği bedavaya getirmek için gittin bana çekilişten çıkan gelinliği aldın. Bunu unutma. Hani kayınvalidemin bana aldığı o 12 bin liralık gelinlik vardı ya. Evet. Evet. Meğersem o gelinlik bedavaymış. Ne? Ciddi misin ya? Evet, bedavaymış. Nereden almış? Çekilişten çıkmış. Hiç olmazsa reklam yapmadım. Vallahi iyi olmuş. Beni dinlemesen böyle olur işte. Doğru söylüyor. Sen de reklam yaptın, sen de. Vallahi Nuray Hanım, sana da gün doğdu zaten, hani eline bir fırsat geçti yani, ablayı nasıl şey yaparım diye. Ya Beyhan ablaya da kızıyorum. Ben o gün burada bas bas bağırdım. Benim gelinimin var, gelinle yoksa da alırım istediğini dedim. Sen niye benim gelinimi reklam yapmaya çalışıyorsun? Ya ben öyle bir şey yapmadım. Yapmadın da bu resimler ne böyle? Onu kim bizim arkamızdan oynuyor? Ya ne arkası ya? Aramıza açıyorlar. Ya ne arkası öyle ya? Öyle diyorsun ama sen de kıza reklam için sen de aynısını sunmuştun zaten. O reklam aldı değil. Ya reklam değil. Davanın istediği gelinlik, çekiliş varmış. Hiç kullanılmamış. Çekilişten alacaktın. Sıfır gelinlik, ipek, saten, en istediğini aldım. Sen bana sahip çıktın mı? Sen eğer gelinine sahip çıksaydın o gelinliği gelir burada yırtardın, yırtardın. Şimdi öyle mi oldu gelinin gelini? Ya Damla, geç bu şovları ya. Sen de biliyorsun her şeyin en iyisini. Kendi kayınvaliden kendi sayfasında paylaşmış. Zaten evet. Madem senin haberin yoktu, sen her dakika sosyal medyada gayet aktifsin Yeşim. Evet. Onu mu takip edeceğim? Bir, ikincisi ben seni burada uyarmadım mı? Bak altından bir şey çıkacak, o para verip almaz demedim mi? Beni herkes duymadı mı ya? Bak ya, Allah'ım şaka gibi dalga geçiyor ya şu anda. Yok artık ya. O parayı vermiş olamazsın ya. Benim anlamadığım şey, sen nasıl görmedin sosyal medyayı o kadar? Ya denk gelmemiş olabilirim. Benim de sonuçta, sen de biliyorsun, bir çocuğum var. Her zaman da aktif olamayabiliyorum. Ya da aktif olsam bile kalkıp dur bir kaynanam ne paylaşmış diye de bakmıyorum. Hayır, ana sayfada direkt çıkıyor ya. Yok, o çıkmıyor fazla. Engelledim. Sen o zaman kısıtlamış olabilir misin Meyhan teyze? Aynen öyle. Bakın beni ne kadar iyi anlıyorsunuz. Çünkü gereksiz şeyler paylaşacağını bildiğim için. Damla bak. Bak beni kötü bilme. Tamam mı? Ben o resimleri senden çektim. Ben onları atmadım. Dur bir dakika, o resimler kimde vardı? Aslıhan'da vardı. Aslıhan sen yaptın değil mi? Ne? Sen yaptın onu. Yapma Aslıhan, bunu yapma. Meyhan teyze yok artık bak, ya. Ben Aslıhan'ın zaten böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Bak, Aslıhan senin gönlünü rahat olsun. Aslıhan'ın sosyal medyasını kurcalayın. Yaptıysa o yaptı. Beyhan teyze sen, bak Damla da şahit, bana çektirdin resimleri de sen kendi telefonundan çektirdin. Sen niye paylaştın? Ben mi paylaştım? Ben senin sosyal medyana nasıl gireyim Allah aşkına? Ya bir kere de suçunu kabul et ya. Şaka gibisin ya. Damla bak, bizim aramızı bu açıyor Damla. Rica et, resim çektim. Damla da şahit hatta. Ya Aslan, sen gönlünü rahat tut. Ben biliyorum zaten. O resimleri bir abiyeci biri paylaşmış. Ben de paylaşmadım. He. Ama bunda gene Aslan'ın parmağı var. Konu nasıl? Ben size söylüyorum.
Aslan'ın bunda parmağı var. Ya Beyhan abla, Yeşim'in telefonundan çekmemiş, senin telefonundan çekmiş. Tamam sen da. Sen şimdi suç atma. Paylaşım benim değil ama. Ama senin, senin medyandan atılmış. Nasıl atsın Aslan? O söylüyor ya, yapıya yapıya da ne yaptığını bile bilmiyor. Baksana. Ya herkes biliyor, ben bilmiyorum. Abiyeci paylaşmış. Diye ki Aslan'a sen paylaşmışsın diye veya onun bir şey söylemedi. Tamam abiyeci paylaşmış ama ben sade resim çekindim. Tamam, senin telefonun Aslan nasıl alsın ya? Sen de Beyhan abla Allah aşkına abi, ya. Beyhan abla, abiyeci boşuna mı sana verdi o gelinliği yani? Boşuna mı o resimi çekti? Tabii ki de paylaşacağım. Ya öyle bir şey yok. Ben şöyle söyleyeyim size, hikayelerini biliyorsunuz ki az çok ticaretle ilgili daha önce neler yaptı. Ben size bir tane örnek vereceğim ya. Sadece benim ne demek istediğimi oradan anlayın ve çıkarım yapın. Benim kayınvalidem son dönemde yaptığı işlerin arasına bir tane daha girdi. Söylüyorum, cımbız ticareti yapmaya başladı kendisi. Evet, cımbız. Cımbız ticareti cımbız mi? Cımbız ticareti derken Yeşim. Ha. Ve de işin daha bomba kısmı ne biliyor musunuz? Sizin annelerinize de satıyor bu cımbızlardan. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Aa, sizin nasıl kulağınıza gelmedi? Durun ya. Hemen izleyin, tamam mı? Benim ne demek istediğimi hepiniz anlayın da görün ya. Başka bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar, kayınvalidemin çekmecesini açtım ve neyle karşılaştım? Şöyle bir siyah çanta, içi cımbız dolu. Pens dolu, kuaför malzemesi dolu. Zaten kaşları malum bu sıra kaşlarına takmış durumda, kontür vesaire. Sürekli bir şeyler yaptırıyor. Ama sonradan öğrendim ki bunun ticaretini yapıyormuş ya. Ya yeni annemi aramış ya. Özel cımbız var bende. Sen kuaförsün, sana lazım olur. Çok özel bir cımbız. 60 liraya satmış ya. 35 TL'lik cımbızı 60 liraya satmış. Eltilerine de satmış ya. Bana söylüyorlardı. Beyhan süper cımbızlar getiriyor falan diye böyle söylentiler dolanıyor. Nasıl bir özel cımbızmış? Bize de bir anlatsın da bir dinleyelim ya. Neymiş bu cımbızlar? Hay maşallah. Hay maşallah. Kızlar, bir şey diyeceğim. Nasıl satıyor biliyor musunuz? Anneme sordum ya, nedir bu özelliği falan. Kıl kökü kurutan yılan yağlı cımbızmış. İlk defa şaka duydum mı böyle bu ya? Yeşim. Bak ne açıklayacak bu sefer de. Sen hangi yani, ben senin evine gelince çekmeceni karıştırıyor mu? Ya ben senin çekmeceni niye karıştırayım ya? Yeşim, sen bak şimdi, söylemeyeyim dedim. Yıllardır kuaförlük yapmışsınız ama bir şey bilmiyorsunuz. Benim o sattığım cımbızlarda yılan yağı var. Kılı koparınca kökünden kurutuyor. O tırnak makasında o etleri bir daha çıkartmıyor. Hem de sen hangi hakla benim çekmecelerimi kurcalıyorsun? Ben senin çekmecelerini kurcalamıyorum. Ya nereden buldun bunu sen, Yeşim? Allah rızası için ya. Yine benden bir şey istediğin için her zamanki gibi. Ya bir şey söyleyeyim. İşte git şunu getir Yeşim. Çabuk git, koş. Bir koş al da gel. Bana böyle şeyler yaptığın için yine Allah bilir ne alıyorumdur. Kapat kapat. Hadi git dinlen sen. Uykuna Yeşim. Bak. Hadi bana uykuna bak. Bak hadi. Uyuma ya bana vakti bak geldi. Bana. Biraz kız daha sen hiç bana için sordun mu? Anne, bir emekli maaşınla geçinebiliyor musun diye. Sen kazandığın de altınlardan dedin mi? Al sen şu 10 lirayı al da harca diye. Ticaret yapmak suç mu? Vallahi yapmadığı yani ticaret yok. Belediyenin yolların kenarlarını otoparkları kiralıyor. Bak bunları da yap. Helal olsun Beyhan ablaya vallahi. Suç hayır çalışmaya değil ama. Beyhan abla yapmadığın iş kalmadı suç para mu yüzünden. Değil ama ederim. Hani ne kadar fazla ya. Bir de iki katı ya. 60 lira nedir? Baktım bu yeni çıkan cımbızların ucunda yılan yağı var. O bilseydi bana sormadan buraya çekip de burayı inşa etmezdi. Gördünüz değil mi? Konunun yani benle alakası olmadı çok belli değil mi? Ben size her zaman söylüyorum. Böyle oyunları var, böyle ticaretleri var. Vallahi zaten Beyhan teyzeyle benim kayınvalidemin aklı para deyince çok başka çalışıyor. Maalesef giriyorum ilk VTR'me. Damla'nın nikahı bitti. Ancak hala konuşulmaya devam ediyor farkındaysanız. Bitmeyen gelinlik krizi tam bitti derken bugün başka bir şey patlak vermiş. Peki Damla neden Beyhan Hanım'a benim için artık yoksun demiş? Çok şaşırdım bu kelimene. Bakalım neler olmuş? Buyurun izleyelim. Müzik
benim nikahımdan 3-4 gün öncesinde bana Fatih'ten gelinlik aldığını söyledi. Evet. Evet. Ama ve lakin Beyhan teyze kesinlikle bana para verip bir gelinlik almamış. Kesinlikle bu saatten sonra benim Beyhan teyzem, Beyhan annem dediğim bir annem yok. Sen de benim için artık bittin. Kesinlikle programda merhaba, merhaba. Dışarıda kesinlikle bu saatten sonra ben seninle ne anne kız gibi olurum ne de böyle bir teyze yerine koyarım. Kesinlikle beni sen reklam amacı olarak gördün. Sen o şeylere inanma. Ben sana reklam amaçlı almadım. Ben kimseye bir şey yapmadım. Sen inanma onlara, inanma. Ben sana o gün Beyhan ablaya dememiş miydim? Benim gelinime karışma, sana da demedim mi ben? Gelinliği biz aldık, millete aldırma, giyme dedin. Vallahi sevindim Beyhan ablanın sana böyle yaptığına. Sen de onun çakma sanayi şeysi, sen de onun yan ürünüsün. Çünkü sen de o gelinliği bedavaya getirmek için gittin bana çekilişten çıkan gelinliği aldın. Bunu unutma. İkiniz de aynısınız. Sen de onun yan sanayisisin. Bak beni kötü bilme. Dur bir dakika, o resimler kimde vardı? Aslan'da vardı. Aslan sen yaptın değil mi? Ne? Ya ne diyorsun sen? Sen bak bana... bizim aramızı bozuyorlar. Akıllı ol, akıllı, akıllı. Ben Aslan'ın zaten böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Bak, Aslan senin gönlünü rahat ol. Aslan'ın sosyal medyasını kurcalayın. Yaptıysa o yaptı. Damla bak bizim aramızı bu açıyor Damla. Ya hakikaten neler olmuş. Yine ortalığı karıştırıyor. Beyhan teyzeden beklenen bir hareketler. Bir şey söyleyeceğim, izleyicilerimize de hatırlatalım. Damla'nın kendi kayınvalidesi bir gelinlik getirmişti ona. Bir çekilişte kazandığı gelinlikmiş. Damla büyük olay çıkardı. Hani kayınvalidemin bana aldığı o 12 bin liralık gelinlik vardı ya. Evet. Evet. Meğersem o gelinlik bedavaymış. Ne? Ciddi misin ya? Evet bedavaymış. Nereden almış? Çekilişten çıkmış. Beyhan abla da üzülme Damlacığım diyerek ona bir gelinlik aldı. Biz şok olduk. Anne. Benim sana bir sürprizim vardı elenmeden önce. Allah'ım şaka gibi dalga geçiyor ya şu anda. Yok gelinlik. Artık ya. Meğerse o gelinlikte promosyon muymuş çekilişten mi çıkmış? Ben paramı almadım. Almadım bak. Sen vallahi Damla. Para almadan bunu... Hiçbir iş yapmaz. Damla. Bak kimsenin gazına gelme. Kimseye inanma. Tamam bizim resmimiz Aslıhan çekti. Evet. Aslıhan çekti ama ben nereden bileyim benim telefonumdan kendisine aktarmadığını. Ya. O çok... Beyhan abla sen Aslıhan'ı mı suçluyorsun? O mu verdi diyorsun? Ben diyorum ki o yaptı diyorum. Ben yoksa ondan şüpheleniyorum. Damla şahit Allah'tan rica etti bizim fotoğrafımızı çeker misin? Telefonunu verdi bana. Çektim fotoğraflarını, tamam. Çektiğim gibi telefonu sana verdim. Doğru mu? Bak, ben ne ara kendi numaramı bulacağım da oradan kendimi atacağım. Bu Instagram hesabında resmi kim görüyor Damla? Benim arkadaşım görüyor. Damla sen varsın diyor öyle yani, mi? Yani beni görüyor arkadaşım, ondan sonra direkt beni aradı. Dedi ki Damla senin giydiğin gelinlik reklam ürünüymüş. Ondan sonra ben... buraya geldim zaten bunun açıklamasını yaptım. Gerçekten barut gibiyim. Beyhan teyzeye çok sinirliyim. Dahi yüzüne bakmıyorum. Artık benim öyle bir Beyhan annem yok. Evet yani hiç de İyi bakmasın benim suratıma. Ben keşke Aslan'ın dediği gibi olsa. Yani onun anlattığı gibi olmasını o kadar isterdim ki ben onu çok candan seviyordum bu zamana kadar Beyhan teyzeyi. Ama Aslan'ın da huyunu biliyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Bundan ne çıkarı olacak Aslan'ın? Beyhan abla senin adın çıkmış 9'a inmez 8'e ya. Evet. Evet. Bir şey orada o sitede şimdi adını veremiyoruz. Blurladık ama orada diyor ya bugün bu ayın gelinliği Damla'ya gitmiştir gibi bir şey söylüyor. Yani hediye gelinliği Damla'ya gitmiş diyor. Sosyal medya reklamı var orada. Senin özel telefonun. Senin resmi kim onu kurcalayacak? Hayır bir de bir şey söyleyebilir miyim? Bir de. Bir de mantıken gelinliği buraya sen getiriyorsun. Ben oraya resim atsam ne kazanacağım oradan? Ne kazanacağım? Bir de izinsiz. Yani. Nursel Hanım bir de izinsiz hiçbir gelinlikçi. İzinsiz bu şekilde bana sormadan böyle bir şey yapamaz. Ama ve lakin Beyhan teyze
işbirlikçisi olduğu için... Zaten Beyhan abla fotoğrafta şöyle yapmıyor mu? Bakın. Evet. Ben, anne bana yani. Diyor, ben dedim ki niye böyle hareketlerin? Gel yanımda sarılalım, çekelim. Yok diyor, siz diyor gençler böyle böyle yapıyorsunuz ya artık diyor. Bir daha gösterseniz Esra bize. Ben de öyle gördüm yani evet. Böyle. Tatam yapıyor böyle hani. Eteğini falan şey yapıyordu. Bak. Baklığıma denk geldi. Bak. Aa bak. Ha, modeline detayını gösteriyor detayını. Bayağı tülü ya gelinliği satıyor gibisin Beyhan abla burada. Bakın. Ya bakın ben tamam öyle o amaçla o resmi çekinmedim. Damla ha. Kimsenin gazına gelme. Beyhan teyze eşin. Bak bak. Beyhan teyze eşin içinden çıkamadığın zaman aa, hemen birini atıyorsun. Diyor ki Beyhan Öksüz'e ne diyor? Katkılarından dolayı teşekkür ederim diyor. Alın işte. Alın işte. Ya. Hadi ne sen. Oldu? Aa, bir de aslanı katıyorsun ya. İçince. Ya bak bizim resmimiz aslan çekmedi mi? Aslan çekti de gelinlikçi aslan mı attı? Aslanı karıştırma. Aslanla şu an hiç ilgisi yok biliyor musun olayın? Ayan beyan diyor ki katkılarından dolayı katkı ne demek? Kızı bulmuşsun. Gelinliği heh. Sahibinle buluşturmuşsun. Heh. Ben reklam amaçlı gelinlik almadım. Sen daha önce de yaptın. Beyhan teyze benim üstümden kaç lira para aldın? Ben para mara almadım. Damla, kaç lira para verdin? Benim üstümden, benim reklamımdan kaç lira kazandın? Almadım. Ben şunu soruyorum, onu da sormuyorum. Sen, ben daha önce de sormuştum. Yeşim hatırlıyorsan ağız burun bükmüştün. Bu gelinliğe kaç para verdin Beyhan abla? Çok pahalı değil mi başkasına bunu alıyorsun dedim. Sen karıştırma dedin bana o gün. Ya. Sen bu söyle hadi bak şu an vermez, söylemen gerekiyor. Vermez, para vermez. Yok almadım. Ya. Almadım ya ben sizi hayır bakayım. Aşkım bu gelinliği sen Damla'ya hediye etmişsin. Kaç para ödedin? Hediye söylemem. Aldın ya. Heh, söylemen gerekiyor mu şu anda? Söylemem. Ama bir şey diyeceğim. Hayır. Bak şu anda zan altında kalıyorsun. Bildiğin aslında Damla'nın da hakkına giriyorsun. Ondan izinsiz ya bakın ben ona bir temize çıkar kendini söyle madem şimdi öyle. Şimdi söylerse karşı tarafın reklamını... yapmamış olacak. Sanki parayla almış gibi yapmış olacak. Karşı tarafı Esra, yapmak için söyleyemiyor. Şu sitede şey yok mu? Buranın numarası yok mu? Varmış. Ya göreceğiz. Bak yol yaşayacağım. Ben seni gelip elini öpeceğim. Ama ben güvenmiyorum sana. Ya daha önce de yaptı. Ben sizi hepinizi burada uyardım. Şahitsiniz. Bit reklamı da yapmaya çalıştı bana. Ya, sen ben dedim ki ya. Gelinlik getiriyor para vermez. Bana mı verdi de sana verecek? İnanmayın var altında. Ne bileyim kişi... ben. Valla ben bile inanmadım. O gün de sıkıştırdım. Sen fiyatını söylemedin. Çünkü bir şey aldıysan şu kadar aldım yani diye çıkarsın işin içinden. Ben de şov yaptığını düşündüm o zaman yani. Ama birazcık Nuray Hanım'a da şimdi yazık olmuş bu durumda. Boyun uyumdan vazgeçmez. Sen onu Nuray Hanım'a çok yüklendin. Vallahi ben sana çok gelinlik söyledim Nursel Hanım buna söyledim giyme diye. Ona dedim getirme benim gelime diye. Uyardım böyle olacağı belli. Aynen bizi ben iki dinlemedi. Tarafta da ben haklı bulmuyorum ki. İki tarafta dedim ya. Beyhan teyze fabrikaysa yan sanayisi de benim kayınvalidem oldu. Aynen bir şey İkisi de çekilir. Beyhan abi sen şu an şunu da yapmış oluyorsun. Biz bu düğünü burada yaptık. Bizi kaç milyon kişi izliyor. Evet. Yani gerçekten sen bizi de alet etmiş oluyorsun. Ya ben niye sizi alet edeyim Allah aşkına ya. Bak gerçekten bambaşka bir noktaya geldi bu olay. Hani ya söyle fiyatını çünkü sen bizi de bak, Damla'yı alet etmişsin ha? Ama ben fiyatı... de kızıyorum bizi de alet etmişsin. Ben söylemem parayı. Ya parasız hiçbir iş yapmazsın sen ya. O kadar porselen takımı geldi, o kadar halı geldi. Onlar da çıkardı mı acaba? Vallahi bilmiyorum. Kokusu çıkar, ben yakında çıkacak. Onlardan da bir şey çıkacak diye korkuyorum ya. Ama ben zaten tez zamanda ben Merzifon'dan kargoyla göndereceğim sana. Buraya getirip senin yüzüne bile bakmak ben dedim kapını alacaklar, gelir dedim. Damla. Ben gelmeden göndereceğim Damla, kimsenin istemiyorum. Gazına gelme. Ben kimsenin gazına gelmiyorum. Beyhan abla birinin gazına gelmesine gerek yok. Şu anda bayağı aslında açık durum. Da ya sen bak o resmi kim paylaştıysa. Bak ben sosyal medya kullanmayı bilmiyorum. Ha, bilmiyor musun? Maşallahın var. Daha önce de eczane reklamı yapmıştı. Senin bilmene gerek yok ki şey sosyal yapmıştı. Medyayı. Zaten orayla anlaştıysan fotoğrafı veriyorsun. Onlar kendi koyuyor. O bahanesi onun. Ha, onlar paylaşmış. Bu arada Nuray'cığım sen... Aslında ben de senin adına oh iyi olmuş gibi bir şey vallahi geçti içimden ne yalan söyleyeyim. Nursel Hanım çünkü çok yalvardım ben burada. Geldim gelinliğe attım bunu giyme Damla diye buna yalvardım. O da giyeceğim söz verdim dedi birbirlerine. Böyle olacağı zaten belliydi yani. Sen de başında doğru bir gelinlik alsaydın gidip vallahi, parana kıyıp ben de o gelinliği giyseydim her şeyin sorumlusu sensin. Sen yine kabul ederdin bence. Vallahi bana sakın suç atma. Ben senin zaten beğendiğin gelini çekilişten almış olabilirim.
Ha beğenmedin mi? Daha az bir zamanımız var. Anne ben istiyorum derdi. Şimdi 40 kere dedik sana. Bir dakika yani? Nuray'cığım. Sen üzülme tatlım. Fatih'te Beyhan Hanım'ın gelinliği aldığı moda evinin sahibi Nilgün Hanım telefon attı. Şimdi konuş. Nilgün Hanım. Ne oldu Beyhan Bey? Nilgün Hanım merhabalar. Merhabalar Nursel Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gelin mutfaktadan arıyoruz. Bir şey merak ettik. Instagram hesabınızda Damla'nın fotoğrafını gördüm ben. Çok beğendim. Beyhan Hanım mı size yönlendirdi Damla'yı? Evet, onlar hatta birlikte Damla'yla geldiler benim mağazama. Gelinlik denediler Damla'yla. Sonra Beyhan Hanım paranın fazla olduğunu fark edince reklam için biz bunu sosyal medyadan paylaştık Damla'dan sonra gelip. Özür dilerim, araya giriyorum. Bu gelinlik ne kadar normaldi? Bu gelinlik 30 bin lira. Oho. Beyhan Hanım size bununla ilgili bir para ödedi mi? Ödemedi. Hatta onlar sosyal medyamda paylaşayım diye bana 4-5 tane fotoğraf attı, gönderdi. Ben Damla'nın izni var mı diye sordum. Hatta Damla'yla kendim iletişime geçecektim. Yok ben konuştum, Damla'nın haberi var dedi. Sen paylaş dedi. Ben de 4 bin lira onun hesabına gönderdim. Kaç? 4 bin lira. 4 bin lira. Teyze. Üste bir de para verdiniz. Evet. Yok böyle bir şey ya. Şaşırmadım, yine şaşırmadım. Yani sosyal medyada gelinliğinizin tanıtımı için çok sevilen bir gelinin yüzünü kullandınız. Ve bunun karşılığında Beyhan Hanım'a da para ödediniz. Evet. 4 bin lira attım hesabına. 4 bin ya. Bir saniye lütfen Beyhan abla. Zaten şimdi böyle ben o parayı ne için aldım sizden? Damla'ya gelinliği giydireceğini söylediniz Damla için aldığınızı. Hayır. Sosyal medyada paylaşacağım dedi. Paylaşmanız için yazacağım dediniz. Ben o parayı aldım ama kendime harcamadım. Kime harcadın? Harcamadım. Kendime harcamadım. Bayram geliyor ya, mahalledeki yoksul çocuklara kıyafet alacağım. Ya var ya, şu an hiç inanmıyorum. Bir saniye Nilgün Hanım, siz de buradayken ben şöyle bir net ortaya dökeyim olayı. Beyhan ablacığım, sen Damla'yı kullanarak bir gelinlikçiyle anlaşmışsın. Karşılığında, reklam karşılığında bir para almışsın. Evet. Bu gelinliğe 5 kuruş ödememişsin. Doğru mu? Evet. Tamam, niye söylemiyorsun 2 saattir bunu? Ya gelin, benim üstüme ya diyor. Ben ne bileyim bunun bağlanıp da beni devam burada edeyim. Bunun karşılığında Damla'yı kullanmışsın. Bizi de kullandın bu durumda. Ya burada da niye kullandım? Ama biz Nilgün Hanım'ın reklamını yapmış oluyoruz. Evet. Kimseye bir şey söylemiyorsun. Evet, beni öyle ikna etti zaten. Nilgün Hanım, bu paylaşımdan maalesef Damla'nın da bizim de haberimiz yokmuş. Beyhan Hanım sizinle kimseden habersiz bir anlaşma yapmış. Bir şey söylemek ister misiniz? Yani o zaman eğer fotoğraflar kalabilecek mi benim hesabımda? Efendim? Fotoğraflar kalacak mı benim hesabımda, hala kalmaya devam edebilecek mi? Ben bir şey söylemek istiyorum. Şu anda onun muhatabı Damla, o söylesin. Nilgün Hanım, şu an fotoğraflar benden izin alınarak koyulmadı oraya. Ben kesinlikle fotoğrafları siz kullanabilirsiniz. Ama ve lakin ben tek şartım şu, 4 bin lirayı Beyhan teyzeden geri alınmasını istiyorum. Eğer böyle bir yardım da yapılacaksa eğer, ben direkt olarak ben size söylüyorum, siz benim adıma o bağışı yapabilirsiniz. Ben ama Beyhan teyzeden kesinlikle o 4 bin lirayı alınmasını istiyorum. Yoksa ben suç duyurusunda bulunup sizinle de hani ben yüzünüzü açık açık söylüyorum. Benim iznim olmadan kullanıldı fotoğraflar çünkü. O zaman paramı Beyhan Hanım bana geri atsın. Ben size göndereyim. Beyhan teyze duydun. Bak, bana borç çıkardın. Parayı ben ödeyeceğim. Kim ödeyecek? Ne her zaman? Ben bilmem. Damla. Ben bilmem. Ben yüzüne bile bakmıyorum ki seni. Bak bakmıyorum yani. Yine Beyhan abla attım. Para nerede? Harcadın. Parayı harcadım ben. Anne çocukları alıyordun ya, ne oldu? Vallahi sinirden çıldıracağım ya. Neyi harcadın ya? Çocuklara kıyafet aldım. Nerede o kıyafet? Bayram geliyor alacağım dedi. Beyhan abla, seni seviyoruz. Her türlü şakalarından da gülüyoruz, hoşlanıyoruz ama burada şu an ciddi bir şey var. Gerçekten ya bak. Ay sen mesela Yeşim'e yapsan hadi kendi gelinin burun bükeriz geçeriz. Ama sen başkasının gelinine, burada bir programdasın.
Yani buradaki şeyini kullanıyorsun. Ya ben bana çok mantıklı geldi yani. Sizi de kullandım Nursel Hanım. Bir tek beni değil Nilgün ki. Nilgün Hanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aydınlattınız bizi. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Damla sizi arar. Devam edersiniz iletişime. Tamam teşekkür ederim. İyi yayınlar. Son dönemde Karel'in küçülmüşlerini toplayıp toplayıp eve götürdün. Bu bayram çocuklarına vereceğin kıyafetler bununla alakası yok değil mi? Emin misin? O ayrı. O ayrı. Ticaret çıkarma da o işin ayrı. İçinden. O ayrı. Sen o parayı ne yaptın gerçekten? Ben seni evinde görürdüm her türlü. Bak bizim mahallede bir sürü kurslar var. Yetim çocuklar var. Onlara hep bayram kendi geliyor. Kendi paranla yap. Çok hayırseversin. Beyhan abla sen benle de ikide bir fotoğraf çekiliyorsun. Görmem değil mi kendimi bir yerde? Yok yok yok. Emin görmem. Misin? Yok görmem. Hiç bence emin olmayın yok, da. Yok yok. Bir tek beni Damla tanıyamamış. Sen benim yüzüme bakmıyorsan ben de senin yüzüme bakmıyorum. Nasıl tanıyamamış ya? Direkt bak. Seni şimdi tanıyamamışım. Bak evet tanıyamamışım seni. Keşke tanısaymışım zaten. He? Evet ben Yeşim'in sözüne gitmediğime bin kere pişmanım. Beyhan abla hazır itiraf ettin ya. Şu halı, porselen takımı onlar da bu tarz bir hediye. Hayır, hayır. İyi doğru söyle. Hayır. Çıkıyor bak sonra. Sen her zaman hayır demiyorsun. Hayır. Hiçbir zaman da demiyorsun ki evet ben para ben kazanmak için yaptım. Yok öyle bir şey yok ya yok yok. Beyhan teyze bak ne yarın bir gün kendimi yine bir yerde görmek istemiyorum. Varsa söyle önden yok. Bilgim olsun. Vallahi Beyhan abla yani sanırım bu sorunun cevabı şu an yok. Bence birazcık ayıp olmuş Beyhan abla. Siz aranızda konuşup halledersiniz. Nilgün Hanım'ı da dahil ederek konuyu kapatıyorum. Vallahi enteresandı. Merhaba hanımlar. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ne bu Beyhan abla ya? Ne oldu? Hayırdır? Haline bak. Ben sıcaktan donuyorum, yanıyorum. Bu donuyorum, battaniye sarılmış. Donuyorum, donuyorum. İçim titriyor, donuyorum. Kız 50 derece sıcaklık var. Yok, ne donuyorum ben. Ben depresyona girdim. Donuyorum. Beyhan abla derdin yok, ne? Depresyon kendim. Ne depresyonu geçiniyorsun? Hayırdır ya? Çok moralim bozuk. Ne? Çok sinirlendim. İşte niye moralim bozuk? Damla beni affetmiyor. Affetmez niye öyle yapıyorsun sen? Etmiyor, affetmiyor. Damla'yla senin ne alakan var? Gelinin değil, bir şey değil. Kızlar nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Vallahi ben çok iyiyim. Altın yine sahibine ulaştı. Tebrikler ben dedim ki, Aslan. Şöyle demiştim dün. Hasretçim, tüylerinden kurtaracağım seni dedim. Altın alışkın olmayan bünyelerde tüylenme yapıyor canım. Bunun çözümü de ben de. Bundan sonra sana altın kazandırmayacağım. Tüylenmen de olmayacak. Bak tüylerinden kurtardım seni gördün mü? İstenmeyen tüylere son. Vallahi şansınız iyi gidiyor bu sıra. Şans gerçekten mı? Neyse ya o değil de bir dakika ben bugünkü görevimi yerine getirmek istiyorum. Ne görevi ya? Uzun zamandır Damla'ya ikram etmiştim. Ne eşit? İkram derken? İkram derken neyden bahsediyorsunuz ya? Bunlar eşit diye bizim altınlarımız. Yine eşitlenince birazcık ben kendi masamı almak istedim. Götürebilirsin yazık biraz sevinsin Aslan. Nasıl olsa bugün, nasıl olsa bugün onlar... Güzel altınlarım ayrı kaldık sizden ama... Birazcık dedim Damla ablanızın yanında durun. Mis gibi kokuyor, mis gibi altın kokuyor ya. Siz koklayın ben tadına bakacağım. Beni affet Damla, ne olur. Aa. O ne be? Ne diyorsun Beyhan teyze? Ben kötü bir şey yapmadım, beni affet Damla. Bak. Ne yapıyorsun sen ya? Ben sensiz yapamam, seni çok seviyorum. Ya yerine oturur musun? Şu saçmalamayı bırak artık. Bu ne ya böyle saplantılı aşık gibi? Gene şov yapıyor ya. Neyi şov mu yapıyor bu ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen Damla ya? Damla cevap ver Damla. Bak ben... Camı kıracaksın ya bana masaya çıkarma. Arı mı vızıldıyor? Arı mı vızıldıyor? Ben çünkü duymuyorum şu an. Damla ben ettim sen etme Damla. Ya bugün artık yeter gerçekten. Yani ben affettim diyorum. Yukarıda da hani yapıştı gitmiyor Beyhan teyze bana bugün. Ya ben affettim. Ya. Allah affetsin seni ya. Damla Allah affetsin. Sen de affet. Ne olur. Ya neyse gel Beyhan abla. Kızı oyalama. Gel şuraya. Sen sahnene Damla'dan gelinin mi senin ya? Derdin mi ya senin Nura, ya? Ya öyle deme ya. Allah ya, aşkına öyle deme ya. Öyle deme ya. Beni sinirlendirmeyin Allah aşkına. Sanki görende Yeşim'le kavga ettin. Gelinin değil bir şey değil. Bu kadar derdinle Damla'yla senin. Çözemedim ben ya. Yeşim lütfen kayınvalidene bir şey söyler misin?
Bugün bak beni zaten yeterince rahatsız etti. Diyorum affettim seni, Allah affetsin diyorum. Yok. Ya Yeşim bak he, gece 4'te bana uyudun mu diye mesaj atmış ya. Hayır var ya, numarası kayıtlı olmasa yani eşimle kavga edeceğim yani. Gece 4'te uyudun mu diye bana mesaj atmasa. Şaşırmıyorum ve yani, inan bana ilgilenmiyorum. Artık duymak istemiyorum. Beyhan abla bu gece yatmadın mı? Ne oldu dedi sana hani. E yapmasaydın kıza. Dün gördüm. Halimden belli değil mi? Sana buna çekirdek yiyor ben. Stresinden. Bu ne ya? Gerçekten çekirdek nedir gerçekten ya? Gerçekten mi yani bir şey oldu, çekirdek depresyona girdi? Ne oldu ya? Çekirdek getirmiş. Ya biz öyle, burada 4 tane kayınvalideyiz. Senin ne yani depresyona oy, girdin? Rol Damla mu yapıyor ya o zaman depresyon rolü? Damla beni affetsin. Hadi gelini bulamadın desek. Dün buldum. Bu neyin rolü yani? Yeşim lütfen rica ediyorum. Bir daha kayınvalidenle ben seni bu şekilde zaten adımızın yan yana bile geçmesini istemiyorum. Ben affettim. Kayınvalidene güzel bir dille sen de bunu söyle. Damla seni affetmiş de ben diyorum anlamıyor. Eskisi gibi olmak istiyor benimle. Ama artık o eski Beyhan'la Damla olmaz. Şu anda tek derdim aranızdaki ilişkinin düzelmesi. İnan bana. Çok üzüldüm ya. Damla çok üstüne gidiyorsun kadının ya. Çok üzgün görmüyor musun halini? Ya bak Aslan, benim üstümden para kazanan, benim haberim olmadan benim reklamımı yapan bir kayınvalide ile, artık Beyhan teyze bile diyemiyorum, siz düşünün, bir kayınvalide ile ben nasıl eskisi gibi olabilirim ya? Bana bulaşmayın da benim tek isteğim sizden bu. Başka da sizden bir şey istemiyorum. Ne ya, yapıyorsanız yapın. Damla ben aslında neye şaşırıyorum biliyor musun? Sonuçta o senin istediğin gelinlikmiş. Yani kadın ister para verip getirmiş buraya, ister para vermeden getirmiş. Bir şekilde Damla, senin gönlünü ve istediğin gelinliği Damla, buraya getirmiş. Damla bu iş böyle bitmesin Damla. Damla bak yanına geliyorum. Sen öpmeye geliyorum. Seyretmeye derken ne seyretecek? Gelme gelme ya gel Yeşim. Ya bana karışmayın. Kayınvalidene sahip çıkar mısın? Bana cevap ver. Biz şimdi seninle neyiz? Tövbe yarabbim ya. Nesiniz? Damla. Aa şaka gibi Beyhan teyze. Damla ben ağlıyorum sen gülüyorsun. Yapma ya. Yapma kurban oğlum yapma. Sorun sende değil bende. Anladın mı? Artık sana bak artık eski duygularım yok. Ya bitti, Damla bitti. Bu iş böyle bitmesin. Ya şaka gibisiniz vallahi. Bir, zaten nostaljik giyinmiş Türkan Şoray gibi. Sen de bu aşk böyle bitmesin. Karşılıklı kırlarda koşun falan ya. Bu ne Yeşilçam filmi gibi? Türkan Şoray Kadir İnanır. Evet ya yok ya. Artık o eski Beyhan'la Damla olmaz olmaz. O iş bitti. Eşimi niye burada o duruma düşün sokuyorsun ki sen? Damla'ya yalvarıyorsun. Yapmasaydın başta. Bana ne? Damla bana Yeşim'den daha çok yakın. Damla Allah için mi depresyona girdin o zaman sen? Damla seni yine bir şey yapmıyor diye. Yeşim bana daha yakın. Ya o başka Damla bir şey vardı ya. Nuray Hanım, o başka bunun altında başka zaten bir şey vardı. Var. Damla hiç depresyona girmez o. Neyse Nuray Hanım, ben Beyhan Hanım'a böyle çullanmışken battaniyeyi falan bir şey soracağım. Ben buraya ikinci bir defa geldiğimde ben senin şu B harfinde bir 11 milyara aldığım bir kolyen vardı ya, onu göremiyorum sende ya, hayırdır? Anam o dertlerimi açmayın. O dertlerimi açmayın, o dertlerimi açmayın. Ne oldu kız yine? Ben o kolyemi buradan giderken Yeşim'e verdim. Yeşim benim kolyemi bozdurdu. Yapmaz giderken ya saklamıştır. Bak giderken kavga etti, senin yüzünden elendik, senin yüzünden gittik, seni ettik. Ben de dedim ki kızım bu kolye sende dursun. Ha dursun o, mu dedin senin mi olsun dursun dedi. Dursun dedi. Bugün gelirken de dedim ki kızım kolyeyi ver de dahayım. Bugünü bugün attı, yarını yarın attı. Ondan sonra mahaneler uyduruyor, bir şeyler uyduruyor. Kolyeyi bana vermedi. Bence o işi sen yaparsın, Yeşim senin şeyine dokunmaz. Bence oturuyordur çekmecesinde. Belki unutmuştur. Bak, kızın Nuray daha sonra gelmişti. Nuray Hanım, Yeşim şurada çekime geldiğinden beri, çekime geldiğinden beri hiç görüyor musunuz eski kıyafetlerden giydiğini? Giymiyor. Ya Beyhan abla giymeyebilir. Ne alaka? Yeşim asla öyle bir şey yapmaz da bozdurmaz. Ben biliyorum, sen eminim kendine ya, kıyafet aldı. Yeşim aldım her zaman senin bir kolyen boynundayken de güzel giyiniyordu. Sen kendin bozdurmuşsundur. Yeşim ben üstüne atarsın. Ben kolyeyi Yeşim'e yok verdim. Yok ya, Yeşim'e verdim. Sordun mu Yeşim'e? Evet.
Sordum. Ne diyor sana? Bahane uğruyor. Boş ver kolyeyi. Ne yapacaksın kolyeyi? Dursun kolye. Hep marka giyiyor. Giyebilir canım hep yani. Hep pahalı elbiseler giyiyor. Soruyorum bunu nereden aldın? Oğlun aldı. Nereden aldın? Kocam aldı. Nereden aldın? Erdal'dı. Sana şimdi bir şey soracağım. Senin o kolyen olmasa hiç giymiyor muydu marka? Ya bak şimdi programa geliyorum diye hep bir sürü hep marka kıyafet aldı. O zaten bana demişti. Ben sana yapacağımı biliyorum demişti. Ya kıyafet bir şey değil mi sana? Abla, kıyafet içinde ya. Yeşim gidip de seni beyan yazan Beyhan şeyi kolyeyi mümkün bozdurmaz değil, ya. Mümkün değil. Yeşim o kolyeyi bozdurup elbise almaz. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Konu böyle takıymış, altınmış bir şeyden açılmışken şöyle bir muhabbet vardı hatırlarsanız burada. Cuma günü. Kayınvalidem hani iddia ediyordu da işte benim kolyemi sen aldın. Kuyumcuda bozdurdun bilmem ne. Ben senin şu B harfinde bir 11 milyara aldığım bir kolyen vardı ya onu göremiyorum. Yeşim benim kolyemi bozdurdun. Ben size ne demiştim? Ben pazartesi günü buraya getireceğim. Herkes de görecek. Zaten burada beni az çok herkes tanıyor. Bozdurmayacağımı da biliyor. Şimdi ben dediğimi yaptım. Ve... Ne yaptın? Ne oldu Beyhan abla? Yeşim yapmaz demedik mi bak? Ne oldu şimdi utandın mı? Bak kız zincirini yaptırmış getirdi. Şimdi kendisine emanetini takdim edeyim bir daha bana bulaşmasın. Ya. Ne oldu? Ne oldu Beyhan abla? Yok ya Beyhan abla seninle bizim çekeceğimiz var ama senin de sen geliniye güvenin yok. Buyurunuz Beyhan anneciğim. Şu çok değerli kolyeni ben sana takdim edeyim. Hatta takayım. Bir daha emanetlerini bana teslim etme, ay, emanet edeyim. Etme. Ben seni bir öpeyim, alnından öpeceğim. Öptürme. Kızlar, yok ben yine büyüklüğümü yapayım. O benim büyüğüm ama ben büyüklüğümü yapayım. Sen yine benim hakkımda yine konuşun teşekkür ama. Teşekkür ederim aşkım. Ben seni yanlış tanımışım. Ama yani 5 senede yanlış. Bir yanlış tanımışsın. Ne yapayım yani? Ben senin hakkını yemişim Yeşim'im. Şimdi öyle mi oldu? O kadar lafı söyledin kıza söyledin. Hiç güvenmiyor ki. Yani hiç de başka, maşallah yüzün de kızarmıyor Beyhan abla. Kolyem geldi sen deli misin ya? Kıza o kadar kendi geline neler dedi? Şöyle söyleyeyim, sen kendi gelinine güvenmiyorsun. Önce kendi geline, kendi gelinine odaklan. Sen başkasını, Nuray'ın geline niye odaklanıyorsun? Nurten, Allah aşkına sen hep bana söylüyorsun. Benim belki hasrete baka benim gelin de ona uyumuştur diye ben dedim. Sen kendi gelinine baksana. Tamam da benim gelinime ben zaten sana demedim ki hiç bugüne kadar benim gelinim 4 dörtlük 10 numara gelin demedim ki. Biz elendik ya buradan gittik. Hani malum sayesinde gittiğim için bana dedi ki ya kızım bu biliyorum bunun telafisi yok sana kaybettirdiklerimin telafisi asla olamaz ama al bu kolye senin olsun bile dedi. Bana borcum var deyip benden altınları sakladığım kasaya koyduğum altınları ben onların altınını yiyecek bir kadın mıyım ya? Ben çocuklarım için varım ya. Çocuklarım için varım yani. Bak, ben eğer bu yaşıma kadar genç yaşımdan beri bu şekilde tek başıma durdumsa 2 çocuğum için durdum. Ama ben onların altınını incisini mi yiyeceğim? Bak, sen benden aldı annesine dakika. Götürmüş bak. Sözünü kesiyorum ben senin. Bak sen ona o kadar yapıyorsun. Veriyorsun, o sana güvenip teslim etmiyor, annesine güveniyor, vermiyor. Böyle bir şey var mı işte? Böyle, hayat böyle yani. Keşke vermeseydim. Ne halleri varsa görseler. Bir sinirle kaldırdım, attım. Ya Yeşim ben sana hak veriyorum Beyhan teyze konusunda. Heh. Artık zaten çekilecek çile değil. Yani ya. Ben de kesinlikle affetmeyeceğim. Ya zaten az çok burada beni herkes tanıdı ya, herkes çözdü diye düşünüyorum ya. Çünkü Beyhan teyze yüzüne gülüp arkadan iş çeviriyor. Yani bunu artık, hadi benim 5 yıllık bir tecrübem var. Burada her yaptığı şey diyorum ki bakın inanmayın, aldanmayın. Yoksa ben de vicdanlı insanım. O ağladığında ben üzülmüyor muyum? Yani ama ben huyunu biliyorum. İllaki üzülüyorsundur da artık çekilecek çile de değil ya, yani. Artık işte. İnandırıcı gelmiyor, samimi gelmiyor. Bu sefer de sabaha kadar annemi aradı. Ne? Senin anneni mi? Evet. Aa niye? Benimle konuşmak için niye olacak? Aa. Senin haberin yok mu ya? Seninle beraber kalmıyor mu? Ya kalıyor telefonu da ben... Telefonu alıp evinde sakla bak gerçekten rahatsız oluyorum ben. Hayır ya tamam kalıyor da ben telefonlarını melafonlarını dinlemiyorum. Zaten umursamak istemiyorum. Çok fazla ilgilenmiyorum malum. Rutin, Beyhan, öksüz ve şovları.
Yeşim, şokun çözülüyor. Yavaş yavaş eriyorsun şu an. Evet yeni gelin hanım. Sen şoka hiç girmemişsin, hiç şaşırmamışsın gibi davranıyorsun. Ben olgunum. Hayatın bütün sürprizlerine açığım. Hiç şaşırmadım. Niye şaşırayım? Evli, barklı, çeyrekli kadınım sonuçta. Doğru, sen de çöpe atmaya alışkın olduğun için sana tuhaf gelen bir durum değil zaten. Sen de çok yabancı değilsin bu konuya Yeşim. Koca biberini unuttun Yeşim. Sanma. Efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Nurten Hanım. İçimden senin almanı istedim biliyor musun? Beni inanın o ayrı bir şok etti. Bu şoktan daha büyük şoka girdim ben zaten. Ay ya. Ne kadar iyi niyetli. Ay siz, ay ay. Evet ya. Yeşim. Efendim? Kurayı bak sağ elimden çektim. Kalbimden okudum. Bu elimi gelip öpmen lazım senin. Aa. Sen o elinle benim tabaklarımı bul. Tabaklarımı sen bırak Yeşim'in sen altını. Sen yine odaklan. Sen yine kuraya kalmadı ki Yeşim. Ben seni odaklan. Sen bana beş verseydin ben mi kalacaktım belki? Nereden biliyorsun? Sen yemeğine odaklan. Sen Yeşim bunu unutma. Candan nasıl öpeyim ya? Ben büyüme her gelip zaman saygım var. Gelip de öpebilirsin. Bak 5 puanım da boşa gitmedi benim. Arada bak 5-1-1 yaptım seni sana verdim. Kura çektim Yeşim olsun dedim. Ne geliniz, istiyorsun? Yok teşekkür ederim. Geliniz kıskanır. Arada da can var. Engeller var. Arka tarafta ben tamam, beklerim öpeceğim. Bunu ama. Evet. Teşekkür ederim. Ya ben bir şey söyleyeyim. Öyle şeylere takılmam ben. İstediğin kadar elini öpsen de. Yani ben senin altın alman neden sevindiğini anlamıyorum. Sen sanki benim rakibim değilsin. Bak gerçek aşklar nefretle başlar. Kadın en sonunda doğru yolu buldu ya. Hak adalet her zaman adaletli olalım. Abi, bak kayınvalideler bu yanlış biz de yapabiliriz. Olabiliyor bize yani. Benim gelinimin de 2 puan düşük olabilirdi. Nur'un adamlı alabilirdi. Bunun böyle olmasını isterim. Neyse artık şu muhabbeti bir kapatalım. Çünkü benim daha size güzel haberlerim var. Sende nasıl de güzel yani? Haberler bitmiyor bu ara Yeşim. Ya şimdi güzel derken. Hamile misin kız yoksa? Ay benim şu aman aman dur kayınvalidem duyacak şimdi kendi kendine yine senin bir şeylere başlayacak. Senin artık hamileliğini Türkiye bekliyor Yeşim. Yok 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 kimse beklemesin. Dur ya sevincimi kursağında bırakma. Zaten senden önce kursağında bırakanlar oldu da gerçi. Az çok hepiniz biliyorsunuz benim hani ev alma planlarımı. Kayınvalidem sağ olsun bir türlü fırsat vermediği için bize bir türlü kısmet olmuyordu. Sonunda eşim bize... Çocuğumla bana güzel bir ev aldı. Ama almaz olaydı ya. O niye ya? Gerçekten almaz olaydı dedirtti bana. Kim dedirtmiş olabilir? Beyhan teyze. Heh. Kendisi kalkmış benim alt katımı almış. Ya yine benim hayallerimi göçertmeyi, evimi başıma yıkmayı başardı. Anlatmak istemiyorum dilim varmıyor ya. Duygularımı şu video anlatacak. Rica ediyorum bir videoyu açabilir miyiz ya? Arkadaşlar selam. Kayınvalidem sürekli kendine ev al ev al diyordu ya. Evet sonunda aldım. Aslında daha inşaatı tamamlanmadı. Biz inşaattan aldık daireyi. Şöyle bir daire geniş. Bayağı büyük bir daire ama yapılması birkaç ayı daha bulacak. İşleri var. Ama şöyle bir şey var. Benim sevincim şu anda kursağımda kaldı. Biz çocuktan dolayı alt katı sormuştuk ama biz aldıktan sonra bize dediler ki o daire satın alındı. Meraktan sordum kim aldı falan filan diye. Meğerse benim kayınvalidem almış alt katımı eşimle birlikte ve benim bundan hiçbir şeyden haberim yok. Alt kat odaları biraz daha küçük. Ben büyük istedim. Buraya da bakmıştım hatta aldıktan sonra bir meraktan. Meğerse burayı... Kayınvalidem almış. Altlı üstlü oturmayı falan planlıyor herhalde. Ne yapmayı planlıyor bilmiyorum ama burayı da kendisi almış. Yeşim sen kadına evden git 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 dedin. He. Kadın da ev almış altında. Ya siz niye aldığını anlamıyor musunuz ya? Benim kayınvalidemi az çok tanıyamadınız mı ya? Onun yine acaba aklında ne planlar var ki? Ya bir de... Anlamadım. Hani burada acındırıyordun kendini. Oğlum bana bakmıyor bilmem ne. Bu paralar nereden geliyor? Yeşim sana sürpriz yaptım. Senin topraktan girdiğin gün oğlumla konuştum. He. Ben de girdim. Sana sürpriz yaptık. Kızım sevinsene. Doğru söylüyorsun. Sevinmem lazım. Eskiden bir arada bir evde yaşıyorduk. En azından şimdi araya bir duvar girdi. Bu duruma gerçekten çok sevinmem lazım. Haklısın. Bak haklısın. Yavrum hem sana yakın olurum, hem Karel'e yakın olurum, hem oğluma. Bir şey söyleyeceğim. Biz uzak mıydık? Ya, İç içe yaşıyorduk ya. Arabayla gelip gidiyoruz ya. Şimdi merdiven çıkacağız. Bir şey söyleyeceğim. Sürpriz.
evinin ne renk duvarları vardı hatırlıyor musun? Mesela ben de hatırlamıyorum çok gitmediğimiz için. Bir şey söyleyeceğim. En son eşini ne zaman gördün? Adam daha da yaşlanmış ben en son gördüğümde. Gerçi sen görmediğin için yanımda kalmaktan. Ya hala diyor sevin sevin dalga geçer gibi gülüyor ya. Bir şey ya kızlar ben mi şey tuhaf karşılıyorum ya? Yap şunu ya. Görüyor musunuz ya? Yani Yeşim açıkçası sendeki sabır hiç kimsede yok. Ben her zaman söylüyorum ya bende peygamber sabrı var herhalde. Yani ben kayınvalidemi o kadar evde istemezdim. Hayır bir şey diyeceğim peki ne yapacaksın oturacaksın mı o evde? Hayır ilk yapacağım şey tabii ki de evi satmak. Ya Yeşim bu devirde ev alıp ev satmak kolay değil yani. Ha. Bak zarar edersin. Çoluğun çocuğun var Yeşim. Yapma bence. Sen ne bu evi satıyorsun ben anlamadım. Normal ilana koyuyorum satıyorum. Ev kimin üstüne? Kimin üstüne olacak? Ev kim? Senin üstüne mi? Erdin üstünedir herhalde o aldı. Ha. Bana sürpriz yaptı. Erdi senin aklına gidip ev satacak. O evi Erdin'in üstünden ben kendi üstüme alırım. Aa! Yine o evi sattırmam. Emekli maaşımı da o evin taksitine bağlarım. Ver kalan borcuna ben o evi gene sana sattırmam. Sen benim ya hayallerini kendine sakla. Olur. Sen de kira kira gez. Sen bunları söyle bana. Bana bunlarla gel. Kira kira gezmem hoşuna ya gidiyor. Ya var ya ben anlamıyorum ya. Size ev almıyorlar. He. Zevklerine düşkünler diye diye. Burada sizi rezil etti eşinle. Şimdi de tutmuş. He. Senin oturacağın evi yani kaçırıyor ya. Evi sizden kaçırıyor yani. Hayır bir de ev alacak parası vardı madem Beyhan teyzenin. Keşke sana daha önce destekle bulunsaydı da boşuna kira ödemeseydi. Ya o köstek olmak dışında ne yapabilir ki bana ya? Seni istemiyor. Adam daha hala gidiyorsun alt katına ama almaya çalışıyorsun ayrılmıyor. Sen. Oğlum ayrılmıyor. Oğlun mu dedi gel anne al orayı al diye. Al dedi tabii ki gel dedi. Sen bu... demedin sen, yani. Sen istemişsindir dedim bu ben de alaydım edeydim sizden ayrılmayayım torunum dedi. Aynen. Ya bu gelin ya zaten benim evim var var. Var ama Beyhan var. Abla ha bir de ne gidiyorsunuz bak normalde de bak Nuray Hanım da yan daireye tutacaktı ki hangi oğlun gelin hangi gelin istemiş ya ne kadar olursa olsun altı üstüne oturalım bak, çapraz oturalım. Ben bunu yan ben, oturalım. Ben bunu gerçek ciddi olarak söylüyorum benim 140 metre evim var. Bunlara hiç güven olmuyor. Ama onlar bizden ister. Biz yapmasak neler der. Dediğine bak ya. Elim ayağım titriyor. Beyhan abla hiçbir zaman unutmayacağım bu günü. Allah razı Beyhan olsun. Beyhan ablayı ayakta alkışlamak beni. İstiyorum ben. Teşekkür ederim. Alkışla alkışla güzel. Eğlenceler de Beyhan Öksüz orada. Hayırdır uykundan uyanmışsın? De tabii sen pasta var, eğlence var. Ben pastayı, tatlıyı çok severim. E ben sana her gün alayım. Bana odaklanacaksan... Bana odaklan, ben sana her gün pasta alırım. Efendim? Benim sana da sürprizim var. Sana da yönetmenim şu sürprizi Yeşim'e bir gösterin bakalım. Paraları nereye harcıyormuş, ne yapıyormuş. Sana da sürpriz yaptım. Bana senin yapacağın sürpriz anca öyle olur zaten. Yönetmenim şu sürprizi şu Yeşim'e bir gönderin de herkes dünya izlesin. Aha. Bana bakın, bir de bana yaptığın sürprizi izleyin. İyi bir şey, hayatta beklemiyorum. İzleyin. Kızlar, ay şok, şok, şok. Ben evde ne gördüm, bu ne ya? Allah'ım bunu bu bile ne? Çekmiş Allah getirmiş aşkına, ya. Bu ne ya? Bu ne? Herkes bir ütüyü bulamıyor Allah rızası için. Şuna bak, şu ütünün tanesi kaç para ya? Kaç para? Üç tane ütü. Ben diyorum size arkadaşlar, bu kız müsrif, müsrif, müsrif. Heh, ben bu kız sanki ben bunu hayatımda ütü yaptığını görmedim. Görmedim. Ütü yaptığını görmedim. Üç tane mi kolu var, beş tane mi kolu var? Bu ne? Ben anlamadım. Şuna bak ya, şuna bak, şuna bak. Burada bir servet yatıyor. Gerçekten ben uğraşıyorum ki bunlara paraları, oğlumun paralarını böyle harcıyorlar. Harcıyor, harcıyor. Onu al, bunu al. Ben anlamadım. Ben bu ütüleri... Dur ya. Dur. Ya aklıma geldi. Dur. Ben sanki ütü yaptığı yok. Şu küçük ütü sana yeter. Oğlumun ütüleri ben yaparım. Bunları götürüyorum giderken ben alıp evime gidiyorum. Ben sana ütü mütü yok. Şimdi ya ne diyeyim ya? Eve ütü fabrikası açmışsın. Ya Allah'ım bir de orada demez mi? En çok da ona takıldım. Sanki ütü yaptığımı var. Senin ütülerini kim yapıyor? Kızlar şöyle bir durum var. Normalde zaten mantıken evde üç ütüye gerek yok.
şöyle bir durum oldu. Ortadaki mor olan kazanlı ütüyü biz kullanıyorduk. Onda bir sorun oldu. O sorun olduğunda benim eşim ütüye aşırı takıntılı. Gitti bir tane şu gördüğünüz küçüğü aldı. Dedi ki ben ütü alana kadar şu an çıkamıyorum dedi. İdareten bunu kullan dedi. Çok cüzi bir rakam aldı zaten. Bunu kullan dedi. Ardından sen... Sen orada boş boş konuşma. Gelinler hanginizin evinde böyle üç tane ütü var? Soruyorum size. Oğluna hanginizin sor, evinde var? Oğlun, üç ütüyü de oğlun aldı. Oğluna sor bakayım. Sen ütüden ne anlarsın? Orası kuru temizleme dükkanı mı? Sen sırtındakileri bile ütüsüz giyiyorsun. Ben sana diyorum ki... Sen ne ütülüyorsun? Bu ütülere vereceğim parayı bir evin taksitini öderdin. Beş tane bilezik alırdın koluna. Sen burada Beyhan anne puan ver. Sayende ben bilezik nedir Beyhan unuttum. Beyhan anne puan ver. Sen paranı tutmayı bil. Tutmayı, tutmayı, ben tutmayı. Ben sayende unuttum aslında bilezik ne ya? Aslında o ütüleri alacağım senden. Ya hadi otur pastanı üfle, bir şeyler yap orada. Doğum günü kutla, parti ver. Bırak benim peşim artık ya. Ya kızlar gerçekten bak demin anlattığım gibi. Ya şimdi o ütü bozulunca eşim dedi ki şununla idare et. Ben şu an istediğim ütüyü almam için vaktim yok. Gidip bakmam lazım. Eşim ütüye takıntılı zaten. Ondan sonra getirdi onu. Sonra servise falan sordu. Serviste dedi ki bu ütü artık bitmiş yani. Yeni almanız gerekiyor dedi. Yani sen de haklısın çünkü hem kendi ütünü hem Beyhan teyzenin ütüsünü yaparken bozulmuş olabilir normal. Gösterdiğin ütünün bir tanesinin altı yanmış, yapıştırmış yani. Küçük ütüyü sen niye bastın? Ama ona demiyoruz ki biz. İki öyle tane, kimin iki tane kazanlısı var? İki tane kazanlı ütü var mı? Kazanlı buharlı ütü var. Kazanlı var da belki bozulmuştur da almıştır. Hayır Allah Allah. Sağlam çalışıyor. Hayır. Sen de Nurten Hanım, kendi bize geldiği zaman senin gelin olsa sen de dersin yani. Hangi gelinin evde iki kazanlı ütü var ya Allah aşkına iki tane? Şöyle hani bozulmuştur da almıştır diye düşündüm. O da bozul olduğunu bilmez. Nurten Hanım hadi küçük bozuldu. Bir tane buharlı kazan var. O var, o varken bir tane daha var. Üç tane bir evde buharlı ütü olur mu ya? Benim evimde de var şimdi. Ütü üç tane. Evimde. Evet, üç, üç tane, tane evet. Var. Ütü de buharlı ütü değil ama var evimde ama ütü. Ama demek tamam, ki sen de iyi gibisin. Şöyle birinin ütülediğini beğenmiyorum, öbürünü alıyorum. Vallahi, birini beğenmiyorum, öbürünü alıyorum. Ben anlamadım bu işi. Ütüye bize... çok dikkat edin. Farkındaysanız bak buraya kayınvalideler odasında evimdeki ütümü getiriyorum tamam. Ben. Ya haklısın zaten Nurten Hanım bak, da. Benim evimde de ütü var. Benim evimdeki ütü de güzel. Bak güzel, güzel. Ya senin bu yukarıdaki ütüden dahi güzel. Ama bak kazanlı ütü pahalı bir ütü. Evet. Ya gerçekten benim kayınvalidemin yaptığı şeyler bununla sınırlı mı zannediyorsunuz? Tabii ki de hayır. Yani onun bana çektirdikleri bir değil, iki değil, üç değil. Yani sayısını bilmiyorum artık ya. Ben en son yaptığı bir vukuattan bahsedeceğim. Şimdi ben oğlumu biliyorsunuz hastanede sünnet ettirdim. Yani düğün dernek yapmadım ama sünnet yaptırdım. Evet. Bu sünnet zamanını ne yaptı bana biliyor musunuz? Hani belki yaptıran vardır. Bilmiyorum aslında senin de oğlun var. Hani yaptırdın mı bilmiyorum ama. Evet, hani yaptırdım. Böyle şey oluyorsun. Çocuğunun canı acıyacak. İster istemez bir şeysin. Huzursuzsun. Evet maalesef. Hani böyle bir kötü oluyorsun. Bir yandan da kayınvalidem sağ olsun orada kalkmış ne yapmış biliyor musunuz? Ne yapmış? Ya kayınvalidem bir anda ortadan kayboldu. Ben zaten çocukla ilgileniyorum. Hani çocuk ister istemez ağrısı oluyor, sızıntısı oluyor. İşte bir şeyler oluyor. Ben onunla ilgileniyorum. Ona ayıracak vaktim zaten yoktu. Ondan sonra belli bir süre sonra bu geldi. Peki neyle geldi sizce? Neyle geldi eşim? Elinde bir kova buzlu suyla geldi. Ne alaka? Ne alaka? Söyleyeyim hemen. Bir bağlantı kuramadınız değil mi? Sünnet yapıldı. Kovalı su, su ne alaka? Neymiş? Ben ayakkabılarımı çıkaracakmışım. Ayaklarımı içine koyacakmışım. Sebebi ne peki? Oğlum acı çekiyormuş ya. Ben de onun acısını anlamak için ben de bir sızıntı yaşayacağım. Hani onun ne hissettiğini yaşayacağım. İleride ben nasıl kayınvalide olacağım? Beni bunlarla test edecekmiş. Ben hiç böyle bir şey duymadım. İlk defa duyuyorum. Ben de duymadım inanın bana. Ben hiç duymadım. Kayınvalidem benim anca böyle konularda öğretmenim olur. Bana anlatacağı tek şey bunlar olur. Ya ben ne diyeyim artık ya? Oğlumun sünnetinde bari beni rahat bırak ya. Ben hayır. Acımı zaten yaşıyorum. Ayağımı suya koymama gerek yok. Ya kayınvalidesi artık ona ne yaptıysa ya da onun deyimiyle kendisi de bana bir şeyler yapmaya çalışıyor aklı sıra. Ama bu bana bunlar hiçbir işe yaramaz. Ben onu takmıyorum, dinlemiyorum. Ben o arada da dinlemedim zaten. Dedim yani ne yapacağım suyu ya ben oğlumun derdindeyim dedim ya.
Hala orada. Nereden buldun? Hemşirelerden mi buldun? Ne yaptın? Artık bilmiyorum. Ya Beyhan Öksüz'se bu söz konusu oysa bulur, yapar yani. Merhaba hanımlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz Nuray Hanım. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de. Çok şükür. Ha. Beyhan abla, sizi çok merak ettim ya. Siz ne yaptınız dün akşam? Nasıl geçti? Yani nasıl geçecek? Moralim bozuk geçti. Ay vallahi. Ama ben ona üzülmedim. Biz orada ağlaşırken Aslıhan hasret geldi yanımıza. Evet evet. Zaten ben de bak Aslı 5'i verdin Aslı'ya. Aslı sevinemedi bile. Yeşim'in morali bozuktu ya. Üzüldü evet. Diye hemen Aslıhan koştu Yeşim'in yanına. Yeşim. Ya yani vallahi üzüldüm ben, ağladığını görsem oynamazdım gerçekten, yok, üzüldüm yani. Gerçekten hasret de geldi ama Damla yoktu. Damla hiç ya. Zaten Damla benim verdiğim puanla şok da kendi derdine düşmüş. Şok zaten verir, 5 verir bu ha, bugün diye şey yaptı 5 gündür. Hayır, zaten. Nuray Hanım. 5-1-1 verdim. En son çıkan bendim zaten. Tamam bir dakika, Damla sen anlamadın girdi. Ki. Anladım. Hayır sen anlamadın ki. Anladım. Sen sonra geldin, bak konuyu bilmiyorsun. Beyhan abla açtı ya, Yeşim'i bulamayınca Yeşim şok oldu. Yani hani kız bayağı moraller bozuldu, kafasını koydu, hani kötüydü. O evet. Kötülüğüne karşı isterse 5 versin 10 versin fark etmez burada, onu demek istemiyorum ben. Üzgün ya, birisi çok üzgün, hani kendinden geçiyor, üzülmüş. Yani insan bir adım atmaz mı ya, hani o an puanı falan düşünemezsin. Kızlar nasılsınız? İyiyiz. Özellikle Yeşim'cim sen nasılsın? İyiyim, daha iyiyim. Ben her zaman bu tür şeyleri yaşamıyorum. Dün biraz fazla etkilendim sadece. Birikmişlik diyelim. Olabiliyor insanlık hali. Ben yine ayağa kalktım her zamanki gibi. Asla pes etmem. Damla sen nasılsın Damla? İyiyim aslan, nasıl ben olayım? Ben çeyrek aldıktan sonra moralim bir bozuldu sanki. Yo aslan, bak, senin çeyrek almanla... Bileziklere doğru koşuyorum. Hangi bileziklere doğru? Bu 25 tane var ya, 5 tanesi. Sen i̇yi gerçekten de, bilezik iyi alacağım. İyi ki de devretmişim bilezikleri, almamışım. 2 tanedense 5 tane alacağım bak finalde. Bu neyin havası aslan? Senden hani şöyle söyleyeyim, hani bunu hasret dese tamam anlarım da... Senin bunu demen biraz komik oluyor biliyor musun? Komik mi? 4 evet. Tane çeyreğim var. Bugün de 5.'yi alacağım. Haftaya yine şu bilezikler benim masamda olacak. Nereden bu kadar emin oluyorsun bilezik kendimden, alacağına bugün? Kendimden, elimin lezzetinden. Burada lezzete puan kimsenin verdiğini ben göremiyorum. Şimdi ama hadi neyse. Aslan'ın her söylediği uyuşmuyor zaten Yeşim. Bir şey arama bunda. Her gün diyor ki kayınvalideler lezzete puan vermiyor. Ama demek ki Aslan'cığım sen lezzetli, i̇şte hani lezzete veriyor diyorsun eksik ya. Eksik yapıyorsunuz ya sürekli. Ha. Böyle eksiler havada uçuşuyor ya. Eksik yapan sensin. Ben hatta de. Hatta bunu sen kanıtladın ve ispatladın hayatımda yani o yumurtayla. Hayatımda eksikten üst bir puan almadım ya. -6 aldın Damla. Valla eksilerinizi birbirinizle yarıştırın. Ben sonuca bakarım, gidişata bakmam. Burada her an her şey oluyor. Kimse... Yenildim diye düşünmesin, kimse yendim diye de düşünmesin. Burada her an her şey değişir. Damla da belki ben de böyle olurum, şoka girerim diye belki düşünmüş, o anda panik yapmış olabilir. Ve aynısını kendisi de yaşadı zaten. Ben de 5-1-1 verdim. Sen kendi çependen bakıyorsun. Nasıl, sence nasıl Nurten Hanım? Yani şimdi şöyle o başka bir konuydu. Yeşim'e ben de üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Ya herkes üzülebilir yani. Bu gelmiş puanlama yapmış. Tabii ki demek ki bir verdi. O da gelmiş bir vermiş. Ben de geldim. Şimdi gelinimi aradım. Gelinimi bile bulamadım. Ben gelinime 4 verdim. Ben de bulamadım. Aslan'a verdim 5'i, fırını pişirmemiş. Yoksa ben yukarıdan inerken 5-1-1 yapmaya geldim. 6 gün boyunca Yeşim'i hasretle ben... 6 gün boyunca ben gelinime bir verdim. Yeşim'i o anda kendimi gördüm yani. Damla sen burada da dışarıda da bır 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 konuşuyorsun. Yine Beyhan teyzeyle böyle mikrofonlar takılıyordu bizim orada. Öyle bir dalmışsınız ki kimseye gözünüz görmüyordu. Ne konuşuyordunuz? Sen de sürekli yine beni... Yine neyin pazarlığını yapıyordun ne sen? Ne zaman ya? Sen de sürekli beni izliyorsun herhalde aslında. İzlememe gerek yok ki yani. Arkandayız. Sen görmüyorsun. Niye o kadar sen kimseyle dalmışsın. Konuşmuyor musun? Havadan sudan konuşuyorduk yani. Bir şey ne diyeceğim. Bunda? Ekipten çekiyorlardı sizi. Yönetmenimden rica edebilir miyim? İzleyebilir miyiz bir?
sen dünden beri niye benim telefonlarımı açmıyorsun? Bizim Yeşim beni suçluyor ya. Evet. Yeşim'le hiç burada var mı yok mu alakası yok. Tabaklarını çıkaramıyor. Bak ben senin tabağını karşıdan tanıyorum. Yeşim kendini göğe de atsa bundan sonra beş yine bunların ne derdi? Sen ciddi misin? Evet, sana vereceğim. Niye vereceğim? Çünkü Yeşim'in kafa burada değil. Biraz sana bir şey söyleyeyim mi Beyhan teyze? Ben bunu düşünmüştüm aslında. Dedim hani Yeşim zaten yarıştan koptu. Evet. Zaten diğerlerinin de durumu malum. Evet. Buradaki en favori kişi kimim? Benim. Evet. Aklın yolu bir. Yeşim'in aklı nerede? Aklı ya, yok dedin. Hani nerede aklı bu Yeşim'in? Yeşim'in bir aile sorunları var. Hiç yemek yapıyor ama kafası başka yerde olduğu için odaklanamıyor. Çünkü ben önceden Yeşim'in tabağında tanıyordum. Benim sorunlarım var. Yeşim benim emeklerimi resmen kaldırıyor çöpe atıyor. Farkındayım bunun. Sanki hiç bulamamış bir kaynana gibi. Sen var ya ben takip ediyorum. Aslında çok güzel puanlar veriyorsun. Haftada bir gün bir veriyorsun. O zaman Yeşim diyor ki Beyhan anne beni bulamıyor. Aslında Beyhan anne her gün buluyor Yeşim'i. Ama Yeşim tabak çıkaramıyor. Çıkaramıyor. Boşa gidiyor verdiğim beşler. Herkes duyar. Her yerde kamera var. Tamam mı? Bak bundan sonra power'ım sensin. Ben sana beşleri vereceğim. Yeşim alamıyor ya. Sen bari al. Şimdi Yeşim'in altını alamayacağı belli oldu artık. Ama inşallah o 25 bilerziği alırsan beni de görürsün artık. Sana şöyle diyeyim. Sen benim tabaklarımı bul bana beşleri ve hani 25 tane bilerzik alıyorum ya. Aldığım o çeyrekleri de şimdi biliyorsun yakamda 3 tane var. Eğer ki sen benim tabaklarımı bulup bana beşleri verirsen sana söz 2 tane çeyrek vereceğim. Tamam. Helali hoş olsun. Tamam ya tamam. Tamam sarılma da bir şey anlamasınlar. Tebrikler, tebrikler. Nedir ya? Ya bir şey diyeceğim ya gerçekten. Beni bezdirdin ya vallahi billahi ya. Ben hepinize burada herkesin önünde 80 milyonun önünde dedim ki ben burada tek başıma yarışıyorum ya. Ama burada finale geldik dedim ki bir gram belki değişmişsindir ya. Yine beni şaşırtmadın ya. Bir kere şaşırt ya bir kere yanımda ol ya. Ben burada tek başıma yarışmaktan yoruldum ya. Altın mı derdin? Al bütün altınlar senin olsun. Ben sadece senden destek bekledim ya. Başka ne istedim ben senden? Ne? Tek derdin altın mı? Vereyim sana hepsi gerçekten senin olsun ya. Beni bırak gerçekten bir bırak ya. Bana bir gram faydan yok. Sürekli zarar sürekli zarar. Damla benim rakibim biliyorsun değil mi? Aslı benim rakibim biliyorsun değil mi? Hasret benim rakibim. Sen de benim rakibimsin ya. Beni gerçekten bırak artık ya. Sizi ayakta alkışlıyorum. Peki ya Damla sen? Sen ne? Şimdi benden... Sen de ona benzemişsin. Sen evlendin, barklandın ya. Kayınvalidemin aynısı olmuşsun. Ben dedim zaten küçük Beyhan'ı görüyorum burada. Ya Beyhan teyze 40 kere de diyorum sana. Buralarda böyle şeyler konuşulmuyor, gizli kalmıyor diye. Hala beni kuytu köşelere çekiyor. İkincisi Yeşim, sen benim ne güzel söylüyorsun. Rakibimsin. Niye ben 5 puan almayayım ki Beyhan teyzeden yani? İyi yapıyorsunuz. Zaten artık çöktün. Bitti yani anladın mı? Yakandaki 2 çeyrekli şimdi depar mı atacağım ya da alacağım sana 25 bilerdi. Ya şimdi sen Yeşim'i falan bırak da burada bizim hakkımıza giriyorsun sen. Anlaşma yapıyorsunuz Beyhan teyzeyle. Bizim tabaklarımızı harcayacaksınız. Kayınvalidem zaten şaşırtmadı. O başarıyor zaten böyle şeyleri her seferinde. Sen de onun ekmeğine yağ sürdün. Seni de gördük. Artık ben size bir kelime etmek istemiyorum. Kendimi sizin için yormak dahi istemiyorum ya. Sen de aklını yemeklerine ver. Damla'yla konuştuğumdan pişman değilim. Yemeğini yap, benden puanlarını al. Seni hayatta alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum. Bana diyorsun ver, ya. Aklını bana yemeğe. Diyorsun ya yemeklerine yarışmada odaklan mısın, diye. Yok musun? Hiç. Sayende zaten odaklanamıyorum. Bir izin versen, şurada uslu çocuk gibi otursan ben yemeklerime bakacağım zaten ya. Ya Yeşim abartma ya. Abartma. Hakikaten de Beyhan teyzenin yaptığı doğru bence. Doğru çok mu? Akıllı bir kadın. Senin yolu bir. Senin akıllı bir şey ya. Senden sen burada zaten bir şey insanların ummuyor. Hakkına gire gire birinci olmayı planlıyorsun. Yap yetiştir yemeğini birinci ol. Ben burada bas bas bağırdım. Dedim ki Beyhan abla Damla'yla olan ilişkini bitir. Damla'ya hediye getirme, hiçbir şey verme. Damla'yla muhatap olma. Senin gelinin var dedim. Hala Damla'yı bırakmıyor. Ne yapayım ben ya? Yani suç bu Beyhan abla evet, da ya. O cahil. Yani Beyhan abla birazcık ortalığı karıştırmış gibi görünüyor. Büyük finale tam bir hafta kala
Beyhan Hanım gelinlerimden Damla ile yakınlaşmış. Yeşim duydukları karşısında çılgına dönmüş. Ne yaptın yine Beyhan abla? Ne yaptın? Demek izleyelim bakalım neler olmuş. Yeşim'le hiç burada var mı yok mu alakası yok. Tabaklarını çıkaramıyor. Bak ben senin tabağını karşıdan tanıyorum. Yeşim kendini göğe de atsa bundan sonra beşleri sana verecek. Çünkü Yeşim'in kafa burada değil. Yeşim benim emeklerimi resmen kaldırıyor çöpe at. İnşallah o 25 bilerziği alırsan beni de görürsün artık. Eğer ki sen benim tabaklarımı bulup bana beşleri verirsen sana söz iki tane çeyrek vereceğim. Tamam. Beni bezdirdin ya vallahi billahi ya. Ben hepinize burada herkesin önünde 80 milyonun önünde dedim ki ben burada tek başıma yarışıyorum ya. Ama burada finale geldik dedim ki bir gram belki değişmişsindir ya. Yine beni şaşırtmadın ya. 40 kere de diyorum sana buralarda böyle şeyler konuşulmuyor, gizli kalmıyor diye hala beni kuytu köşelere çekiyor. İkincisi Yeşim, sen benim ne güzel söylüyorsun, rakibimsin. Evet. Niye ben 5 puan almayayım ki Beyhan teyzeden yani? Sen de aklını yemeklerine ver. Damla'yla konuştuğumdan pişman değilim. Sen niye Beyhan teyzeye uyuyorsun yine? Ne yapmışız biz ya? Ya hadi sen cahilsin, o da seni çekmiş. Her zaman diyorum ki Beyhan abla, Beyhan abla Damla'yı bırak. Kendi geline odaklan. Sana da diyorum ki Beyhan ablayı bırak Damla. Artık burada ben varım yani. Üzülme numarası yapıyorlar. Esasen arkada gidiyorlar. Oh Yeşim bir almış diye seviniyorlar. Burada rol yapıyorlar. Sen gelip burada üzülmemişsin. Burada laf yapıyorlar sana. Allah Allah. Beyhan abla. Yeşim'i niye üzüyorsun sen bu kadar? Yapsın yemeğini ne yapayım yani? Ay ne alaka? Çok ilginç, çok şaşırdım. Nasıl gelişti olay? Ya sana gel köşeye mi dedi? Nursel Hanım ben mikrofonu taktırmak için sırada bekliyordum. Bana kaş göz işareti yaptı şöyle. Ben de herhalde bir şeyini falan unuttu diye Beyhan teyzenin yanına gittim. Ondan sonra bana dedi ki işte zaten hani anlatıyor orada da. Yeşim dedi tabaklarını çıkartamıyor. Ailesel sorunları var. O yüzden dedi ben senin tabaklarını tanıyorum. Ben sana bu saatten sonra 5 vereceğim. Sen de dedi beni gör dedi. Şimdi ben düşünüyorum. Yeşim zaten açık ara farkla herkesin altında kalıyor. Ben de bir yarışmacıyım sonuçta. Beyhan teyze de bana bu şekilde ılımlı yaklaşmış. Yani ben onu çekmedim köşeye bana 5 ver diye. O beni kendi çekti oraya. Beyhan abla sana kabul ediyor musun diye soracağım bu söylediklerini. Ama zaten hani onu dinlerken evet yaptım. Öyle bir tavır içerisinde omuz silkiyorsun. Yani normal bir şey mi bu? Biz mi yanlış anlıyoruz? Ya yanlış anlamanıza gerek yok. Çünkü Yeşim'in kafası başka yerde. Nasıl başka yerde? Nasıl başka yerde? Yemek yapmıyor. Kendini buraya odaklanmıyor. Ne yapayım? Geri değil. Kazanamıyorsa Damla kazansın diye. O da beni görsün. Senin derdin kazanmak mazanmak değil. Tek derdin para, altın. Daha önce de yaptı. Yok bana zeytinyağı getir, sana 5 puan vereceğim. Yok bana şunu verin sana. Senin tek derdin burada para. Bana sen yardımcı olsan biz burada zaten altın kazanırız. Senin bana katkın olsa sen her seferinde sen bunları bahane etme. Yok Yeşim yapamıyor. Ben burada yemek yapana sadece puan vermiyorlar. Herkes çünkü odaklanıyor. Benim demek ki tabaklarım diğer kayınvalidelerin tüyolarına uymuyor. Sen beni bulacaksın. Onlar beni bulmayacak. Onlar bana zaten bir vermek için uğraşacaklar. Sen de bana bir vermek için uğraş. Tebrikler el birliğiyle beni zaten başarıyorsunuz gibi itmeyi. Var sen yanında ol ya. Beyhan abla bir hafta kaldı ya finale. Bir hafta ya. Evet. Ay senin bu yaptığın ne kadar mantıklı. Ben çok hani tarafsız kalmaya çalışacağım ama demoralize ediyorsun gelinini. Yahu burada her yerde insan var. Ay gözükmeyecek diye konuşma yapmışsın ben ama. Ben onu niye yaptım biliyor musun? Niye? Biraz dedim Yeşim kendini dedim toparlasın. Aa ne alaka kafası, sen kimse görmeyecek diye köşelerde konuşmuşsun. Kafası böyle biraz sorunları var. Ondan sonra ne sorunum var? Dedim biraz ailevi sorunları falan var. Ama dedim ki biraz dedim kendini toplasın dedim. Bak nasıl kendi gelinin rahatsız olduysa Damla'nın kayınvalidesi de bu durumdan çok rahatsız oldu değil mi Nuray abla? Evet. Ne münasebet diyorsun yani ben buradayım diyorsun. Her zaman diyorum zaten Nursel Hanım ben hediye falan hiç kabul etmedim. Gelinliği zaten attım yine giydirdi. Onu da zaten yine para için Yeşim'e katılıyorum para için yaptı.
Yani altın almak için yapmıştır Damla'ya da zaten. İki çeyrek mi yani? İki çeyrek için yapmıştır Beyhan abla yani. Yaparsın. Ya ben ona söylüyorum, bir ara küsmüşlerdi. Dedim ki belki rahat ederim. Köşede böyle uslu uslu oturur. Yok, küstüğünde de beni rahat bırakmadı. Yok, yorganlar taşıyor, yok camlara yapışıyor. Barışmaları bir dert, küsmeleri bir dert. Damla burada olduğu sürece, ben gelmeden de zaten tahmin ettim. Burada olduğu sürece normalde de zaten bana bir faydası yok. Damla gelince onun ne oluyorsa sev. Ben sana sevme demiyorum ya. Git dışarıda sev. Buraya yansıtma. Yeşim. Beni de sevmiyorsan bile de ki Yeşim ben seninle yapamıyorum. Biz gelin kaynana olamıyoruz. Gitmeyelim yarışmaya de bana. Dürüstçe. Ya da de ki benim amacım farklı. Senle benle bir derdim yok. Bana söyle gelmeyeyim burada vakit kaybetmeyeyim. Aslında Beyhan abla bak doğru söylüyor. Siz buradan böyle elendiniz zaten. Bu şekilde performans gösterdiğin için elendin buradan böyle sana baka baka gittiniz. Ona rağmen şimdi geri geldiniz halkın oyuyla ve şu an aynı şeylere devam ediyorsun. Ne yapayım? Damla bana iki çeyrek verecek. İki çeyrek aldığından bana bir çeyrek mi verdi sanki aldığı paralardan? Kim? Yeşim. Ha. Ne yapayım Damla'da iki çeyrek bari alayım. Sen ama benden altını alamayacağını mı düşünüyorsun? Ama ben seninle, ben sana çeyrek vereceğim diye ben seninle bir anlaşma yapmadım. Ha. Şimdi ha. Sen bana jest yaptığın için ben de sana jest yaptım. Yani ben sana, gel ben sana çeyrek vereyim, benim tabaklarımı bul, Yeşim'e demedim, bir ver, bana demedim. Beş ver demedim. Yani Yeşim de yanlış anlamasın beni Nursel Hanım. Ben de şeyi anlamıyorum ha, bak 6 aydır ben buradayım. Ya canınız istediğinde canınızın istediğine puan verebiliyor musunuz siz? Yani o kadar görebiliyor musunuz kimin tabağı olduğunu? Denedi daha önce de. Kimde var bu yetenek Allah aşkına? Zaten bilsek yedeceğim biliyor. Biz kendi gelinimize 5 veririz hepsine bir. Yani. Bilemiyoruz ki zaten yani tesadüf. Beyhan teyzenin puanlamalarını ben de biliyorum 6 aydır. Ben de yarışıyorum Beyhan teyzeyle. Ama dedim ki hani gelmiş söylemiş. Belki dedim bir yararı olur yani bulsa da bulmasa Nurten da. Nurten abla sen Beyhan Hanım'ın rakibi olan bir geline bu konuşmayı yapması, anlaşma yapması sana nasıl geliyor? Ben gelinim kazanamıyor olsa da bir başkasıyla koalisyona girmem. Kendi gelinime vermek isterim beşi. Yani bak veremediği zaman insan üzülüyor değil mi? Gelini de üzüyorsun, kendini de üzüyorsun. Hani hiç alamayacağını da bilsem herkesin bir vereceği tabağa ben 5 vermek isterim. Şimdi... Yani benim de tabii deli sorular böyle bir sürü şeye geliyor aklıma. Mesela dün biliyorsunuz Yeşim artık bir patlama yaşadı ve gerçekten çok üzüldü. Biz bir kısmını verebildik. Sen orada ağlarken Damla mesela sen hiç Yeşim'in yanına gidip onu teselli etmedin. Aslan gitti ki hani çok da aranız bence iyi değil. Şimdi şöyle söyleyeyim Nursel Hanım ben sonuçta... Yarışmacıyım. Buranın içerisinde kimseye farklı duygular besleyemiyorum. Bir yarışmacı olarak. Yeşim'in dışarıda başına bir iş gelse en önce koşacak insanlardan biriyim. Ha kendi bilir bilmez. Onu tamam. Bilmiyorum. Ama şu an ben burada 25 bilezik için yarışıyorum. Ve kimin ağladığı, kimin işte yapamadığı, yaktığı şey beni ilgilendirmiyor. Ben sadece o gün günün çeyreğine odaklıyım. Kimsenin ağladığını göremiyorum ya. Yani. Üzülemiyorum ben. Tamam ağlayabilir, insani bir duygu çünkü demek ki günü kötü geçti ama ben başka bir şey şartlandırdım kendimi. O yüzden burada yarışmanın büyüsüne kapılıyorum yani. Ya ona üzülmediğim anlamına gelmiyor. Evet. Sadece hani konsantrasyonumu bozmuyorum kimse yani, için. Evet çünkü eğer ona üzülürsem kendi modum da anlıyorum. Düşecek benim. Yeşim ne diyorsun Damla'nın söylediğine? Bence şu da tuhaf. Mesela hani dışarıda olsa giderim diyor ya. Bazı şeyler insani duygulardır. Ben kapıdan girdikten sonra da insanım, çıktıktan sonra da. Bu yarışma hepimiz, bir hedefimiz var. Ben kayıtsız kalamam. Bu benim yapım. Bir kaza geçirirsin mutfakta, ben de koşarım yanına. Ama sen zaten kayınvalidenden bir aldığında sürekli ağlıyorsun. Bu bir alıp ağlama olayı ağladın, değil. Ağladın, bir aldın ağladın. Bir alıp, hayır. Ben ne yapabilirim yani? Değil mesela. Senin anlamadığın nokta, ben buraya aylarımı verdim. Herkesten çok emek verdim. Demek ki bir kazanamadığın şey... için ağladım. Hayır, benim de odaklandığım şey altın. Şu an bile yaptığınız şey benim için huzursuzluk. Belki bunların birikimi. Şu an herkes bana karşı. Ben burada tek başıma mücadele ediyorum ve çırpınıyorum. Mesela orada altını almışım almamışım değil. Yapıyorum. Karşılığında bir bakıyorum sırtımdan kayınvalidem çıkıyor. Sırtımdan bir başkası çıkıyor. Ben bir şeyler görmek istiyorum. Ya burada şey değil mesela, 5 tane almışım, 3 tane almışım değil. Ben ona takılan bir insan olsaydım burada 1 yılda 30 tane bilezik almışım.
bunu önemserim. 100 tane de almak için başka yollar denerim. Bir şey söyleyeceğim. Sen buraya altın almaya gelmediysen, hani altın almamaya takılıyorsun ya. Niye geldin? Şahsen ben altın almaya, para kazanmaya, bilezik kazanmaya ince geldim. İnce çizgiyi anlayamıyorsun. İnce çizgi bence şu Hayır. an saçmalıyorsun Yeşim. Hayır. Ha. Bunu zaten genelde herkes anlayamıyor. Yok, senin de anlamını beklemiyorum. Alakası bile yok. Altın herkes ister. Öncelik sıralamam benimkisi farklı. Ben burada başarı istiyorum. Başarırsan tamam. zaten altın alabiliyorsun. Yok, burada altın yerine buraya başka bir şey koysunlar, çiçek koysunlar. Ben o çiçeğe ulaşmak için de uğraşırım. Uğraşıyorsun. Altın, para... Demek ki amacın altın almak ya. Benim de öyle. Tamam. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim kayınvalidemin sıralaması işte sadece altın ve para. Yani ben Yeşim ağlasın da ben Yeşim'e peçete götüreyim diye gelmedim buraya. Peçete, kusura bakma insanın ya. İnsanın yüz ifadesi bile değişir. İlla ki kollarıma kapanman gerekmiyor. Aslında... Bir duygudur. Damla'yı da dinledin. Beyhan ablanın yaptığını da gördün. Sana karşıdan nasıl geliyor? Vallahi ben Damla'yı suçlu bulmuyorum açıkçası. Aa. Çünkü yani final haftasındayız, son haftadayız. Herkes burada finale gidip şampiyon olmak istiyor. Bence Damla'nın kabul etmesi çok normal ki bu durum bana çok yabancı gelmedi. Benim kayınvalidem de zamanında 5 puanı 300 liraya, 4 puanı Oo. 200 liraya. Aa. Tabii 3 puanı 150 liraya satıyordu. Kendisi. Bulabiliyor muydu ki? Yok, bulamıyordu. Ama parasını alıyordu yani bu şekilde tabii. Yapmışlığı vardı zamanında. Ben Damla'yı suçlu bulmuyorum. Burada Beyhan teyze suçlu. Sen madem onu bulabileceğini düşünüyorsun, Yeşim'i de bulabileceğini düşünüp ona odaklansan bu şekilde olmazdı belki de. Hiçbiriniz kardeş değilsiniz, akraba evet. değilsiniz. Hani rekabet olacak tabii ki. Ama hani rekabet ederken birbirinizi rencide etmeden, moralinizi bozmadan. Ya çünkü 6 gün sonra program bitiyor. İnsanlar sizi tanıyor dışarıda. Nasıl buradan çıktığınız da bence çok önemli. Biz 5 evet. bileziği bölüşememiştik Nursel Hanım. Birimize bir tanesi fazla gidecek diye yani. Hepimiz mücadele Ay, ediyoruz. Çok haklı bir hırsınız var yani. O konuda hiçbir şey söylemiyorum. Ben sunuyorum. Ya önümde şunlar duruyor. Gerçekten çok heyecanlı bir şey. Yani çok büyük bir ödül bu. Ve bunun için savaşıyorsunuz. Haklı olarak da bunun gerginliğini yaşayacağız hep beraber yani. 6 gün daha. Ya Yeşim bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz buradan elendiniz ya. Beyhan teyze bir depresyona girdi. Ha. Siz buradan bilezik alamazsanız falan herhalde Beyhan teyze hastanelik olur. Valla ne olur bilmem de bütün sorumlusu bence kendisi olur. Orasını biliyorum. Artık bu saatten sonra bana ne hesap verir bilmiyorum. Ama benim bazı kaygılarım ve şüphelerim var. Şu anlamda kendisini bence kötü hissediyor son dönemde. Artık sona yaklaştıkça. Hatta ben bunu nereden çıkarıyorum biliyor musunuz? Nereden? Neden kendini kötü hissettiğini. Ben bir şey buldum. Ne buldu? Ne? Bundan iki hafta önce falan evine gitmiştim. Ayaklarım üşüdü dedi. Bana bir çorap getir dedi. Ben de dedim ki hani tamam getiririm ben dedim. Yerini biliyorum zaten. Gittim çorap çekmecesini bir açtım. İçinden ne çıksa beğenirsiniz kızlar. Ne çıktı? Kayınvalidemin vasiyeti. Ne? Aa! Ya ilkten bir zarfı gördüm. Zaten kapalı bir zarf değildi. Mektup gibi bir şey olsa zaten açmam. Allah Allah dedim bu çorap çekmecesinin içinde bu ne arıyor? Aldım. Şöyle ufaktan bir okuyayım dedim. Okudukça daha okuyasım geldi. Ama buna kalbim ve gözlerim dayanmadı yani. Ya gerçekten şöyle söyleyeyim. Millet mal varlığını falan bırakır. Zaten var da mal varlığı. Bizimki borç bırakmış bana ya. Aa! Vasiyete bak ya. Böyle vasiyet mi olur? Bana bırakıyorsun bir de ya. Size bence belgelerle konuşayım. Anca benim ne demek istediğimi öyle anlarsınız. El yazısıyla zaten yazmış. Yeşim. Dur bekle heyecan senin yapma. Senin ağzın ne söylüyor ya? Ağzım değil senin sözcüklerin ne anlatıyor bir bakalım. Aa vasiyetnameyi getirdin mi sen Yeşil? Durun işte hepsini okumak istemiyorum zaten hayatının içini mi dökmüş kaç sayfa yazmış birkaç şeyini ben böyle okumak istiyorum. 10 yıllık halen davası devam eden borçlarını. Yeşim okuma. Bir saniye Yeşim. Dava sonuçlarını göre geri ödemelerini gelinim oğlum Yeşim Ergünsüz okuma, ve Yeşim Öksüz'e bırakıyorum. Oo. Ay iyi ki açıp okumuşsun Yeşim. Al ya al. Ben daha fazla okumaya benim gözlerim dayanmıyor ya. 10 yıllık borcunu size bırakıyor. Yeşim senin aklın yok mu ya? Ya benim aklımla konunun ne alakası var ya? Sen bunu nereden buldun ya? Ya. Ha? Ya sen ben... bunu nasıl okursun Allah aşkına? Sana ya ne ben senin yazılarını ya? Çok okumaya ha? Meraklı değilim aslında da.
Sen nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Ben onları ya anlamıştım. Allah aşkına beni çıldırtma ya. Vallahi çıldırtma beni. Bir dakika, bağırınca sen haklı olmuyorsun. Sen yarın ölünce alacaklar, cenazeme gelince hakkını helal etmeyince ben ahirette onunla mı uğraşacağım? E şimdiden düşün. Ya tabii ki şimdiden düşünüyorum. Ha, düşünme düşünme, doğru. Nasıl olsa Yeşim'le erdi düşünür. Sen kafanı yorma. Ya bakın, hadi bak, hakkını yemem. Sadece borç bırakmadı. Bana böyle borç bıraktığı şeylerden aklımda kalanı söyleyeyim. Neydi? Gübre serpme makinası bırakmış bana. Ne? Oo. Tek hayali tarım işleriyle mi ne uğraşmak? Aklımda kalanları söylüyorum. Saçmalık. Senin kaç tane binan var, apartmanın? Belki bizim bilmediğimiz daha nelerin var? Bana bıraktığı şeye bakın ya. Gübre serpme makinası ya. Bunlar şey olmuşlar artık ya. Gerçekten ya. Ay Beyhan abla, ne yapıyorsun sen ya? Borç nedir ya? Borç vasiyet nedir ya? Sen sağdan soldan aldıkların minikten 2-3 alıyorsun. Ya bakın arkadaşlar, sadece o değil. O değil. Ben bırakacağımı bıraktım her şeyimi. Gübre serpme makinesi ne demek ya? Beyhan abla Yeşim'e bırakıyorsun. Biz tarlayla tapanla uğraşıyoruz. Aa. Biz tarımcıyız. Biz ekip biçmeyle uğraşıyoruz. Biz organik şeyleri yiyip tarlalara gübre septiğin makine yok mu? Tamam. Onu da Yeşim'e bıraktım. Ya kızlar, benim kayınvalidemin siz sanıyor musunuz sadece bununla yeterli diye, sınırlı diye? Onda olay, entrika, oyun, bunlar bitmez bitmez ya. Ben size bir tane daha bir şey anlatayım. Bir kere daha size böyle şok etkisi yaratayım. Benim kayınvalidem şimdi çocuğu böyle hafta sonları ben parka götürüyorum. Oyun grupları olur ya, Aslı sen de bilirsin falan. Evet. Evet. Dedim, bir oyun grubuna falan yazayım çocuğu. Ondan sonra kayınvalidem ilk taksitini verdik. Şimdi daha ilk yeni deneyimimiz. Kayınvalidem dedi ki dur dedi, ben götürürüm dedi ya. Hevesim var dedi, ilk torunum, ben götüreyim falan. İki hafta bu götürdü. İki haftadan sonra beni kreş şeyden aradılar, bu oyun grubundan. Ya Yeşim Hanım, siz dedi ki hani çocuğu getirmeyi düşünmüyor musunuz? Çocuk zaten okulda değil miymiş? İşte benim anlamadığım kısım da o. Bana soruyorlar, sen çocuğu niye getirmiyorsun diye, yazdırmıştınız falan diye. Allah Allah dedim, ben kayınvalidem getiriyor, hayır buraya gelmiyor dedi. Ya ben de dedim ki Allah Allah, bu işte bir tuhaflık var. Dedim ki bir bakayım. Kayınvalidemi takip ettim. Takip ettikten sonra karşıma çıkan sahneyi ya gerçekten inanamazsınız. Benim kayınvalidem bu kreşin tam karşısında bir tane şey var böyle, nasıl diyeyim? Park, normal halk parkı işte. Öyle bir yere çocuğu oraya götürüyor. Neymiş? Orada da çocuklar varmış. Oyun grubuymuş. Böyle de oyun grubu olurmuş. Sana okula götürüyorum diyordu yani. Evet, aynen öyle söylüyor. Vallahi Yeşim'cim, hata sende. Kayınvalidenin huyunu biliyorsun. Sen nasıl güvendin de kayınvalidenle çocuğunu kreşe gönderdin? Ya sonuç olarak ben, biliyorsunuz, çocuk konusunda hassasım. Hani dedim ki ilk torunu, hevesi, kırmayayım, şey yapmayayım. Ama hata bende. Çocuk mu emanet edilir ya? Biz de onu diyoruz, hata sende. Aynen, bak bu bana bir tecrübe oldu işte. Bir daha da ona çocuk mocuk, sonra ben ajitasyon yapmasın bana. İlk torunun da bilmem neydi. Sana ders olmuyor bir türlü. Ya olması lazım da işte, bir yandan da şey yapıyorsun, hani iyi düşünmeye çalışıyorsun. Ama söz konusu Beyhan Öksüz'se iyi düşünmek de çok mümkün olmuyor ya. Süren Gelinim Mutfakta'nın 4. sezonunda son ana geldik. Buraya bu sezon onlarca gelin ve kayınvalide geldi. Burada bileklerinin gücüyle, alınlarının teriyle yarıştılar. Ama siz bu 4 gelin, bu sezonun gönüllerde taht kuran en başarılı gelinlerisiniz. Birazdan son çeyreğim ve 25 bileziğim sahibini bulacak. Bu 20 günlük maratondan bu heyecanı son saniyesine kadar taşıdığınız için hepinizi alnınızdan öpüyorum. Tebrik ediyorum. Kocaman alkışlıyorum. Aplausos.
sezonun son saniyesinde belli olacak kazanan. Böyle bir çekişme, böyle bir rekabet programcılık tarihinde zor görülür. Asla pes etmediniz. Asla vazgeçmediniz. Ve buraya kadar geldiniz. Ve şimdi son çeyrek altını elime alıyorum. Şu an Hasret'in 6, Yeşim'in 5, Damla ve Aslıhan'ın 4'er çeyrek altını var. Matematiksel olarak Damla ve Aslıhan'ın bilezikleri kazanma şansı bulunmuyor. Ancak bu elimdeki çeyrek altını, son çeyrek altını kazanma şansları hala var. Olasılıklardan bahsedeyim. Bu çeyrek altını Hasret alırsa otomatikman 25 bileziğin sahibi oluyor. Çünkü tam 7 çeyreğe sahip oluyor. Bu çeyrek altını eğer Yeşim alırsa Hasret'le çeyrek sayısını eşitliyor. Şayet bu çeyreği Damla ya da Aslıhan alırsa onlar çeyrek sayılarını 5'e çıkarıyorlar. Ancak Hasret 6 çeyrekte olduğu için bileziklerin de otomatikman sahibi olacak. Şimdi bütün sezonun kaderini tayin edecek bu son çeyreği sahibine teslim etme vakti geldi. Gelinin Mutfaktan'ın 4. sezonunda final serisinde son çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Son çeyrek altını kazanan gelin Hasret mi? Yeşim mi? Açıklıyorum. Son çeyrek altının sahibi olan gelin çeyrek altında ne yapacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Birazdan bu çeyrek altının sahibini ve belki de bileziklerin sahibini belli edeceğiz. Fanusumu istiyorum. Bu
iki tane sarı küreden kimin adı çıkarsa çeyrek, hatta belki bilezikler ona gidecek. Tekrar hatırlatıyorum. Şu anda Hasret'in 6, Yeşim'in ise 5 çeyreği var. Eğer bu kura'dan Yeşim'in adı çıkarsa yine bitmeyecek. Kura'dan Hasret'in adı çıkarsa bilezikler Hasret'e gidecek. İşte o an. Kura'yı çekmen için teknik olarak iki kayınvalidem var. Biri Nuray Yiğit Biray, biri Nuray Gülap. Hanginizin yaşı daha büyük? O zaman sen gel. Bu da çok büyük bir şey ya. Hani, haklısın. Yani gerçekten büyük bir risk ama yapabilecek hiçbir şey yok hani şansa. Haklısın ama tarafsız olmak adına ben çekmiyorum. Sen de en büyüğümüzsün şu anda. Onlara hiç bakmıyorum, size bakıyorum. Bana bak. Yani size bakıyorum. Hani kimsenin kaderi de bilemiyorum. Anlatma beni. Yani. Bilmiyorum hani kısmet hanginizeyse. Çeyrek altını kazananın ismi parmaklarımın ucunda. Son çeyreğin sahibi olan gelinin ismi saniyeler sonra belli olacak. Yeşim mi, Hasret mi? Yeşim çıkarsa neler olacak birazdan göreceğiz. Ancak Hasret çıkarsa bilezikler Hasret'in koluna gidecek. Tam 25 bilezik. Dördüncü sezonun şampiyonunun kollarını süsleyecek tam 25 bilezik. 25 bilezik kimin olacak? Bu sezonun şampiyonu kim olacak? Yeşim mi, Hasret mi, açıyorum? Açıyorum. Çok heyecanlıyım. Aç! Yeşim, hemen diğerini açıyorum gözünüzün önünde. Şöyle bırakıyorum. İnanılır gibi değil. İnanamıyorum. Hasretçim. Ben yaptım. Ben yaptım oğlum. Ben yaptım. Ben yaptım. Böyle bir sezon finali görülmedi. Böyle bir şey yok. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Yeşim. Neler hissediyorsun? Yani ilk defa tıkandığımı hissediyorum. İki kelimeyi şu an böyle bir araya yani getiremiyorum. Burada hep söylediğim bir şey var. Dur, tamam, dur. Bir su alsa. Bırakma şimdi. Şey, kolonya ver. Kolonya, Yiğit, kolonya verin. Sağlık ekipleri gelsin. Beyhan abla. Duyuyor musun? Şu an duyuyor musun sağlık beni? Sağlık ekiplerimiz gelsin. Beyhan abla ile ilgilensin. Buna yürek dayanmaz çünkü. Birazdan Beyhan 25 abla. Bileziği kim kazanacak öğreneceğiz. Beyhan abla, kendine gel. Beyhan abla, beni duyuyor musun? Duyuyorsun. Duyuyorsun. Beni duyuyor musun? İyi misin? İyi misin? Ben korkmaya başlıyorum. Beyhan ablacığım. Evet.
İki kayınvalidemizi de oturttuk. Beyhan Sultan önce bayıldı. Çok korkuttu bizi. Sağlık ekipleri ilgilendi. Şu an çok iyi. Nurten abla bayıldın. Sağlık ekipleri ilgilendi. Sen de çok iyisin çok şükür. İkiniz de iyisiniz değil mi? İyiyim ben. İyi değildin ama. Ben bilmiyorum çok ki. Çok korktum. Çok yani gerçekten. Nurten'cim sen de öyle çok korktum. Kaldığım yerden devam etmeye çalışacağım. Benim de yüreğim dayanmıyor gerçekten. Çekilen kura sonucunda kurada Yeşim'in adı çıktı. Ve son çeyrek altın Yeşim'in yakasına gidiyor. Sen otur Beyhan Sultan. Alkışlarla. Çok teşekkür ederim. Son çeyreği tebrik sizden ediyorum. Aldım. Teşekkürler. Şimdi şöyle de bir şey var. Yeşim genelde kurallarda çıkamıyor. Evet. Yani nasıl bir kader, nasıl bir final, nasıl bir şey bu bilmiyorum ama şimdi sezonun şampiyonunu ilan etme vakti geldi. Altı çeyreği var Yeşim'in. Altı çeyreği var Hasret'in. Ve böyle bir durumda ne yapılacağını herkes biliyordu. İki yarışmacımız 20 günlük final serisine eşit çeyreklerle tamamladı. Ve eşitlik halinde 20 gün boyunca kimin daha fazla puan topladığına bakacağız. Ve bu puanları ben dahil kimse bilmiyor. Ve dahası siz benden kaç puan aldığınızı bilmiyorsunuz. Hazırsanız bu sezonun şampiyonunu 25 altın bileziği kazanan gelini. Ve şimdi hazır mısınız? Ben şu 25 bileziği ellerime alayım. ...20 günlük maratonu... ...en fazla puanla tamamlayıp... ...25 altın bileziğin sahibi olan gelin... ...Yeşim mi, Hasret mi? Dördüncü sezonun şampiyonu olan gelin. Dördüncü sezonun şampiyonu olan gelin. Tamı tamına 292 puanla. Allah Allah.
Yeşim, 10 aydır buradaydın. Nefes alamıyorum şu anda galiba. Ve bu 10 aylık maceranda 30 bilezik kazandın. Söz sende. Yani gerçekten kelimeler şu an kifayetsiz. Yani böyle gülmekle ağlamak arasında tıkanırsın ya, nefes alamazsın. Öyle bir şey. Yani gerçekten burada pes etmemeyi gerçekten ben burada öğrendim. Son ana kadar, son saniyeye kadar pes etmeden mücadele verdim. Ve herkese hep bunu söyledim. Asla pes etmeyin. Asla direnin. Sonuna kadar direnin dedim. Ve bugün mükafatını alıyorum galiba. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya her şey için... Beyhan Sultan. Herhalde güzel bir konuşma yaparsın. Biz şu an şoktayız herhalde. Son hala... yaptığın stajyeri sana bunu kazandırdı. Stajyeri. Ay Allah'ım yeşim, seni mutlu ettiysem ne mutlu bana. Evet. Seni mutlu ettiysem ne mutlu bana yarabbim. Ben Hasret'i de tebrik etmek istiyorum bu arada. Herkesi tebrik ediyorum. Burada yani en baştan beri de söylüyorum. Herkes başarılı olduğuna inandığım için hep bunu söyledim zaten. Burada bir şeyleri başaramayan insan bu seviyeye zaten gelmez. Bence hepimiz şampiyonuz. Sadece bir kişi alacaktı. O kişi ben oldum. Tebrik ediyorum. Evet. Büyük mücadele verdiniz hepiniz. Hasretçim. Sen de sezonu 243 puanla ikinci bitirdin. Alkış istiyorum. Kocaman. Tebrik ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum ama seni en çok tebrik ediyorum. Sen kazandığın için. Beyhan Sultan, sen de büyük mücadele verdin. Ben çok şunu... gözyaşı döktün. Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Ben Yeşim'inle 10 ay burada kaldım. 10 ay. 10 ayın sonunda ben bunu 20 gün içinde Yeşim'e eğer bunu bu sevinci tattırdıysam ne mutlu bana. Tebrik ediyorum. Ne mutlu bana. Beyhan abla, bir gayretle yanıma gel. Şu bu onuru, bu şerefi sen yaşa. Ben takmayayım. Şöyle gerine gerine. Şöyle gelin. Hadi sayalım. Ay girmiyor mu? Eller büyük. İki. Hasretin koluna göre miymiş? İki. Üç. Yedi. Sekiz. Dokuz. Sanırım listeye de girmiş oldu. 12. Evet, altı listeye de girdi ya Rabbim ya. 24. Ve 25. Aşkımsın. Herkese teşekkür ederim. Ya. Hadi gelin. Herkese çok çok. Üzülme, ne olur. Sana var ya, buradan alayım. Sana çok teşekkür ederim. Vallahi. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 15 puan, Hasret 15 puan, Aslıhan 14 puan, Damla 8 puan. Bu haftanın toplam puanı şöyle. Yeşim 84 puan, Damla 61 puan, Aslıhan 56 puan, Hasret 44 puan. Altın final dörtlüsü toplamı. Yeşim 292, Hasret 243, Damla 242, Aslıhan 231. Bir sonraki sezon yeni gelin ve kayınvalidelerle buradayız. Hoşçakalın.